Merhabalar, Babil Kulesi ile karşınızdayız. Yaz dönemi öncesi son programımız, bugün yaptığımız program. Ne yazık ki iyi haberlerle girmedik. İstanbul'da yaşanan terör saldırısı neticesinde son gelen rakamlar 42 civarında vatandaşımız hayatını kaybetti, yurttaşımız. 200'ün üzerinde, 240 civarında sanıyorum son gelen bilgiler, yaralının olduğu yönde. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz. Yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Bununla başlamış olalım. Bugünkü programımızı basın özgürlüğü tarihi başlığıyla yapacağız. Her zamanki gibi Aydın Çubukçu ve Erdoğan Aydın bizlerle programımızda. Yine belki yıl içerisinde en çok konuğumuz olan, bizi onurlandıran Ayşe Hür'le, tarihçi yazar Ayşe Hür'le birlikteyiz. Biz tabii öncelikle bir güncel tartışmayla başlayalım. Yaşanan terör saldırılarıyla başlayalım. Bu konuda yayın yasağı var. Bu yasağı da tabii eleştirdiğimizi başlarken bildirelim. Ama bu çerçevede bir iki sorum olacak sizlere. Erdoğan Hocam, sizinle başlayalım. Arkadaşlarımız ekrana getirirse, şimdi görüntüleri veremiyoruz tabii ama bir fotoğraf var. Gülşen Bahadır isimli hayatını kaybeden bir emekçi, havaalanı çalışanı, yer hizmetçisi, arkadaşlarımız verdiler. Sanırım dünkü katliamın en akıllarda kalan, geride kalan örneği bu olacak. Bunun gibi onlarca emekçi orada hayatını kaybetti, yurttaşlarımız hayatını kaybetti. Ben öncelikle şunu sormak istiyorum. Yani insanlar nasıl haber alacak? Bu yayın yasakları nereye kadar sürecek? İnsanlar nasıl yorum yapacaklar? Yorum bile yapmakta zorlanıyoruz. Bu yayın yasağının kararını değerlendirmenizi isteyeceğim Erdoğan Hocam. Bilgi olmayınca yorum yapmak da, sağlıklı yorum yapmak da, çözüm üreten, sonuç alan, şu ana kadar yaşadıklarımızı yaşamamızı engelleyen yorum yapmak, önlem almak da mümkün değil. Bakın işte şu anda yöneticiler hiçbir güvenlik zaafı yok diyorlar. Oysa ellerinde tüfekler, silahlar, bombalarla birden fazla insan bir dizi kapıyı aşıp ta içeriye kadar girebiliyor. Salt bu bile aslında çok ciddi bir sorun olduğunu gösteriyor. Bu tip şeylerin düzelebilmesinin biricik yolu ise dördüncü kuvvet olan basının söz konusu o güvenlik mekanizmasının iç zaaflarını açığa çıkartacak bir yayın yapmasıdır. Çünkü böyle bir yayın olmadığı zaman bırakın bizim doğru bilgilenme hakkımızı, dolayısıyla doğru tercih yapabilmemizi, doğru eleştiri yapmamızı veya kendi kendimize önlem almamızı imkansız kıldığı bir yana buradaki çok net, çok büyük facia düzeydeki güvenlik açıklarının önümüzdeki dönemde de devam etmesi anlamına gelecek. Yani adeta binmişiz bir kıyamete, gidiyoruz bir felaketi halinden çıkabilmemizin tek yolu mutlaka bu tip eylemlerin, bu tip saldırıların hemen akabinde konulan bu yayın yasaklarının kesinlikle son bulmasıdır. Evet. Aynı şeyi aslında mahkemeler için de söylemek lazım. Mahkeme dosyalarının çoğunu karartarak asla hakim üstünde bir hukuk denetimi kuramazsınız. Sanığın gerçek anlamda haklarını savunabileceği bir hukuk düzeni kuramazsınız. Savcının sadece işte görevini devletin veyahut da işte oradan değil, adaleti savunan bir yerden iddianame kurmasını garanti altına alamazsınız. Bu böyle bir şey. Dolayısıyla acilen bu basın yasaklarının, dosya karartma hallerinin acilen ortadan kalkması ve gazetecilerin didik didik ederek her türlü güvenlik birimine ve her türlü vatandaşa ulaşıp acilen bu süreçleri kontrol edebilmemizi sağlayan bir memleket yaratması için yollarını açmak lazım. Bu düşünülenin aksine güvenlik güçlerinin de görevlerini daha etkin yapabilmesini, ast üst ilişkilerini, istihbaratın gelişmesini kesinlikle sağlayacaktır. Ama en önemlisi, bir demokrasiden söz ediyorsak, mutlaka ve mutlaka halkın haber alma özgürlüğünü sağlamamız lazım. Korkarım ki bu iş böyle devam ederse işte bu tip saldırganlar bu tip boşlukları bulmaya ve bilmiyoruz gerçi ama büyük bir olasılıkla bu tip boşlukları da mutlaka güvenlik mekanizmasının içinden bulmaya devam edip
bu tip risklerle karşı karşıya bir Türkiye'nin var olmasını sağlamaya devam edecekler. Hı hı. Bir an önce buradan çıkmanın ABC'si öncelikle basının bu sürecin öncesini sonrasını denetleyebilmesini ve bize bilgi verebilmesini sağlamaktan geçiyor. Ayşe Hanım, şimdi deniyor ki eğer yayın yapılırsa bu yayın halkta paniğe yol açabilir. Bu tür yayınlar aynı zamanda bazı bilgilerin ifşa olmasına neden olabilir, güvenlik zafiyetine neden olabilir ve her şeyden önemlisi terör örgütünün bu son olayda olduğu gibi amacını öven bir şeye dönebilir. Ne diyorsun? O zaman hiç yapamayacağız, konuşamayacağız. Yani, ne dersiniz bu? Yani bu denilen teknik anlamda doğru gerçekten. Çünkü terör eyleminin esas amacı orada 3-5 kişiyi öldürmek veya bir binayı imha etmek değildir. O genel olarak o olay etrafında ördüğü o korku, endişe, kaygı atmosferini yaymayı hedefler. Elbette yayıncılıkta belli ilkelere uymak lazım bu tür olayları aktarırken. Burada katılıyorum ama mesela dün gece yapılan yayıncılık bu ilkeyi hiç göz ardı eden bir şeydi. Televizyoncular haber aktarmak yerine örneğin olayı somut, sade ve heyecan dozu düşük bir şekilde anlatmak yerine yorumlar katıyorlar. Karşı tarafı yorum yapmaya şey yapıyorlar. Oradaki şeyleri defalarca gösteriyorlar. O ellerine geçen o uyduruk kaydırık kayıtları. Ama bence daha önemlisi şuydu. Hani yayın yasakları falan dedi ki ondan da daha kötüsü şu var. Yayın yasağı yokmuş gibi görünüyor. Sanki özgür bir basın varmış gibi gözüküyor. Davet edilen konuklar, onların yorumları, soru soran spikerler, haberciler öylesine bir şekilde gerçeği saptırarak ve belli bir ideolojik çerçeve içerisine yerleştirerek anlatıyorlar ki olayları. Keşke yayın yasağı olsa hakikaten bunları konuşturmasa diyecek kadar bazen öfkelendiğimi hissediyorum. Hı-hı. Tabii bu işin abartısı olarak söylüyorum. Elbette sözünün hiçbir şekilde kesilmemesi lazım. Ama o bir içselleştirilmiş sansür hali var. Çünkü her televizyoncu şunu iyi biliyor ki bir cümlesi, bir kelimesi hemen RTÜK'ün o %5 reklam gelirlerinin %1'i ile sınırlı, alt sınırı olan o ceza şeyine girebilir, ağına yakalanabilir. Bu yüzden bir kere herkes sözünü son derece temkinli olarak telaffuz ediyor. Bir yandan bütün yayın organlarının ekonomik mali bağımsızlığının olmaması, basın dışında pek çok işler yapmaları, onları devletin, hükümetin şeyine açık baskısına, şantajına açık hale getiriyor. Sonuçta öyle bir içselleştirilmiş sansür var ki, bence bu daha tehlikeli. Diğerini çünkü teşhis edebilirsin. Yayın yasağı koydu. Açık baskı var. Sözümüzü söyletmiyor. En korkuncu sözünü söyletiyormuş, buna izin veriyormuş gibi gözüküp altta bir başka ajandayı veya bir ideolojik şeyi yönlendirmeye yaptırmaları. Mesela dün bağlanan birçok uzman şöyle yorumlar yapıyorlardı. Bu önlenemez, kaçınılamaz, bu her yerde olabilirdi. Bilmem ne, bunu o kadar sanki uzman adı altında teknik ifadelerle sanki konuya hakimmişler gibi yapıyorlar ki genel kitle ya hakikaten haklıymış Cumhurbaşkanımızın da o açıklamasındaki gibi 7,5 milyara yapılmış bir olay bu. Bizimle ilgisi yok. Sonucuna gayet rahat varabilirdi. Halbuki bu çok özel olarak irdelenmesi gereken bir olaydı. Adını anamıyoruz galiba örgütün şusun busun. Evet. Yani bu bence, olayla ilgili evet anamıyoruz. Yani olay bence çok komplike. Sadece yayın yasakları üzerine değil, basının yapısı üzerine, içselleştirilmiş sansür üzerine, basında çalışan ve yükselen ve bugün yerlerini koruyan insanların nitelikleri üzerine bence çok kapsamlı bir şekilde düşünmemiz ve neyle karşı karşıya olduğumuzu idrak etmemiz gerekiyor. Evet. Peki Aydın Hocam, şöyle bir durum var. Yani daha önce Charlie Hebdo baskınında ya da Fransa'da, Avrupa'nın diğer yerlerinde, Brüksel'de bu tür olaylar oldu. Ve hep bu olaylardan sonra özgürlük mü, güvenlik mi diye bir denklem önümüze geldi. Avrupa'da bunu tartıştık. Daha önceki olaylarda biz de tartıştık. Bu basın özgürlüğü ya da basının ne kadar bu olayları özgürce anlatabileceği meselesi açısından da bir özgürlük güvenlik denklemi geldi ve muhtemelen yeni tedbirler gelecek. Ve son 5-6 olayda da olduğu gibi artık bu tür olaylar basında konuşulamayacak. Bu sadece gazetecileri ilgilendiren bir şey değil, toplumu ilgilendiren bir şey. Siz güvenlik özgürlük ikileminde ne söylersiniz? Türkiye'nin siyasi tarihinde zaten sürekli olarak karşımıza çıkan bir ikilemdir bu.
bazen demokrasi mi güvenlik mi diye sormuştur. Kenan Evren de 12 Martçılar da sormuştur bunu. Yani güvensiz bir ortamda yaşadığına inandırılmış yığınların demokrasiden ve özgürlükten kolayca vazgeçebilecekleri bir propagandayla daima hedef aslında demokrasi ve özgürlükler olmuştur. Güvenlik aslında bir güvenlik sorunu, bir gerekçedir. Asıl amaç her halükarda demokrasi ve özgürlüğü kısıtlamaktır. Bunun da bahanesi terör olabilir, suikastler olabilir, toplumsal hareketler olabilir. Bundan huzursuzluk duyan, bu olaylardan huzursuzluk duyan, evimizden çıkamıyoruz, parka gidemiyoruz, sevgilimizin elinden tutup sinemaya gidemiyoruz, bilmem ne gibi. Sıkıntıları genel, toplumun temel derdiymiş gibi göstererek, bunun karşılığında da öyleyse şunlardan vazgeçeceksin. Söz ve basın özgürlüğünden, toplanma özgürlüğünden, örgütlenme özgürlüğünden, demokrasinin gereklerinden, hepsinden vazgeçeceksin. Temiz yaşayacaksın. İfade ve güvenli basın özgürlüğünden de var. İfade ve basın özgürlüğü de olmayacak tabii ki. Çünkü neden? Hayatın tehlikede. Terörü aslında bu amaçla kullandığı zaman iktidarlar, terörden en fazla yararlanan bir güç haline geliyorlar. Çünkü toplumla olan ilişkilerini demokrasi ya da özgürlükler üzerinden değil ama yöneten yönetilen ilişkisinin en katı biçimleri üzerinden kurmaya alışmış bütün iktidarlar tarihte de bugün de daima can güvenliği, ulusal güvenlik, vatanın, ailenin, dinin tehlikede oluşu vesaire gibi gerekçeleri öne sürerler ve bunlar karşılığında da herkes özgürlüğünden, demokrasisinden vazgeçsin derler. Geçici bir süredir bu. Öyle de söylenir. Yani terör alt edilene kadar demokrasiden vazgeçeceğiz. Çünkü acil tehlike odur. Oysa terörle mücadelenin, şiddetle mücadelenin ya da ulusal güvenlik, vatanın tehlikede oluşu vesaire vesaire gibi tehditler eninde sonunda özgürlükler ve demokrasi içinde de bertaraf edilebilir. Halkın bu sorunlara karşı duyarlılığı arttırılarak, geniş halk desteğini alarak da bu sorunlar çözülebilir. Ama devlet ve halk birbirinden ayrı düşünüldüğünde ve bütün sorunların ancak ve yalnızca devlet eliyle çözülebileceği yolundaki bir anlayıştan hareket edildiğinde bunun da demokrasi ve özgürlüklere dokunması kaçınılmaz olmaktadır. Evet. Aslında doğrudan tartışma ve başlığımızla da çok ilgili basın özgürlüğü tarihini konuşuyoruz. Bu eksende belki yani önümüzdeki yılları da konuşmuş oluyoruz. Yani güvenlik ve özgürlük denkleminde Türkiye nereye gidecek, dünya nereye gidecek, basın özgürlüğü nereye gidecek gibi. Şimdi bilançolar da var. Mesela son yayınlanan bilançolar, Türkiye'de son bir yılda sivillerin hedef alındığı 15 bombalı saldırı gerçekleşmiş ve bu saldırılarda ne yazık ki 230 sivil hayatını kaybetmiş ve 1589 kişi yaralanmış. Böyle de bir şey var. Yani bu giderek bilançosu ağırlaşan bir Türkiye'yi işaret ediyor. Mesela bu sosyal medya yasakları ya da yayın yasağı falan oldu ama özellikle bugün sendikalar, kitle örgütleri sokağa çıktılar. Her yerde bu saldırıyı protesto ettiler ve yani bunu aynı zamanda bir özgürlükler mücadelesiyle de birleştirerek yaptılar. Yani bu da önemli bir çıkıştı bugün. Birçok kentte böyle andılar, böyle yas tuttular, eylemle yaptılar. Belki bu yürünecek yolu işaret ediyor olabilir mi? Böyle mi yap? Nasıl mücadele etmek lazım yani bu açıdan? Mücadelede iki öge çok önemli. Bir tanesi asla olumsuz örneklerden hareketle hukuktan vazgeçmemektir. Hı hı. Hangi ülkede demokrasi varsa o ülke güvenliği asgari bir şekilde toplumun hak ve özgürlüklerine saldırmadan onları güvence altında tutmaya devam ederek güvenlik önlemleri geliştirir. Az önce Aydın abinin anlatımlarına şunu ekleyerek de ilerlemek istiyorum.
aslında bize sürekli güvenlik önererek özgürlüklerimizden vazgeçmeyi söyleyen rejimlerin bütününe bakın. Bir, kalıcı güvenlik sağlayamıyorlar. Bunu tüm tarihsel örneklerde ve şu anda tüm bölgesel örneklerde net görüyoruz. İki, daha önemlisi, zannedilenin aksine sürekli bir güvenlik kaygısı altında tutulan toplumlarda adalet skalası her halükarda çok olumsuz bir tabloya işaret ediyor. Evet. Adaletsizliğin hem ekonomik anlamda hem sosyal anlamda olmadığı bir güvenlik devleti rejimi yaratılıyor. Gerçek anlamda bilgilenemiyoruz. Gerçek anlamda adil bir yargılamadan faydalanamıyoruz. Sosyal ve ekonomik haklarımızda da sürekli eşitsizlik makasının alabildiğine açık olduğu bir duruma razı ediliyoruz. Ne karşılığında? Daha büyük felaketler yaşamayalım karşısında. Oysa senin sorunda da çok net bir şekilde olduğu ve bugün kimi sendikaların, kimi demokratik örgütlerin eyleminde de görüldüğü gibi aslında tam tersine biz toplumun olgunlaşmasını, hukuk eksenli ve gerçek toplumcu bir ahlak eksenli, birbirinin haklarına saygı duymak eksenli toplumun seferberliğini esas almamız lazım. Gerçek bir güvenlik halkın hem doğru bilgilendiği hem müdahil olabildiği ama bunu linç ve benzeri faşizan işlerle yapmadığı bir iş. Bugün hem söz konusu terör eylemini protesto eden hem de aslında halkın örneğin işte Kırıkkale'deki veya işte Manavgat'taki farklı düşünen halkın dükkanlarına, evlerine saldırıp yakmak şeklinde değil. Tam tersine güvenli bir toplumu nasıl yaratabiliriz? Üzerinden bir pozitif seferberlik gerçekleştiren bir yerden kurabiliriz. Dolayısıyla halkın seferberliğini bu anlamda hukuka, ahlaka, toplum yaşamaya ve terörsüz yaşamaya uygun seferberliğinin önünü açmak, halkın olgunlaşmasını sağlamak ve devletin burada sadece ve sadece hukuku koruyan bir pozisyonda olmasını sağlamak. Şunu hepimiz içselleştirmek zorundayız. Hukuku savunmak demek aslında güvenliği savunmak demektir. Ama bizdeki devletler ve bizim gibi ülkelerdeki devletler ne yazık ki böyle yapmak yerine güvenliği sağlayacağız diye halkı hukuksuz bırakmaya, halkı haksız, protesto edemez, gerçeği öğrenmekten vazgeçer, gerçek bir adalet istemez noktasına doğru sürüklemeye çalışıyorlar. Ve bu tip dili kimin kullandığını gördüğümüzde de işte Aydın abinin işaret ettiği Kenan Evren örneği başta olmak üzere bu tip otoriter, totaliter ideolojiler ve yönetim alışkanlıklarıyla karşılaşıyoruz. O nedenle güvenlik mi istiyoruz? Daha çok demokrasi. Güvenlik mi istiyoruz? Mutlaka hukukun daha gerçekleşeceği bir ortamda talep etmeliyiz diye düşünüyorum. Kaldı ki bugün ve dünkü saydığın korkunç şiddet rakamları bize hukuksan uzaklaşmamızın ve dış politikada barıştan vazgeçmemizin bedelleri olarak geri dönüyor. O nedenle de barış, hukuk, demokrasi vazgeçilemez ögeler olarak özellikle böylesi bir kötü, böylesi talihsiz, acılı olduğumuz bir dönemde daha çok birbirimize hatırlatmamız lazım diye düşünüyorum. Peki. Aydın Hocam, ben Ayşe Hanım'la biraz hem televizyonumuzun karartılması hem genel olarak muhalif medya üzerindeki baskıların tarihçiler açısından anlamını konuşmak istiyorum ama ondan önce şu an cezaevinde tutuklu olan üç ismi de anmak istiyorum. Şebnem Korur, Fincancı, Ahmet Nesin ve Erol Önderoğlu. Bu üç isim Gündem Gazetesi'yle dayanışmak için nöbetçi genel yayın yönetmenliği yaptılar ve o yüzden şu an tutuklular ne yazık ki. Şimdi orada Erol Önderoğlu sizinle bir röportaj yapmış. Ben onu buldum 2008'de Biyanet'te. Kanalı açmak yasaklanması kadar kolay olmadı demişsiniz. 2008'de de bir karartma girişimi olmuştu. Roche TV'ye gizli yayın yapmaktan falan diye. Sonra kitle gösterileriyle kanal açıldı. Orada şöyle diyor haberde Önderoğlu'nun, sizin ifadeniz şu, RTÜK ve İçişleri Bakanlığı'yla görüşmelerimizde bunun kural ve yönetmeliğe dayanmayan bir yasaklama olduğu ortaya çıkmıştı. Kararın iptali için olumlu sonuçlar almaya başlamıştık. Kamuoyunda kanala gösterilen desteğin de mutlaka büyük bir etkisi oldu. Ancak bürokratik nedenlerle kanalın yeniden açılması yasaklamak kadar kolay olmuyor. Şimdi aynı frekansta tekrar yayındayız diye bir şey hatırladınız mı bu röportajı? Evet. Kendisini de almış olalım, RSF temsilcisi böyle bir çalışma da yapmış.
O karartma günleriyle bugünkü karşılaştığımız karartma ihtimalini düşününce televizyonun kurucularından biri olarak öyle bir isim olarak neler söylersiniz? Şu an nasıl bir tehlikeyle karşı karşıyayız? Yani kuruluşunda Hayat Televizyonu, şimdi Hayatın Sesi adıyla yayın yapan televizyonumuz gerçekten çok büyük fedakarlıklarla ve güçlüklerle kuruldu. Bir amacı vardı. Ezilenlerin sesi olmak. Bu kadar basit. Bu amacı gerçekleştirmek elbette bir mücadele meselesidir. Ezilenlerin sesi olunca ezilenlerin herhalde yani bir şey söylemeden ezilenlerin sesi olamazsın. Onların acısını, onların taleplerini, ihtiyaçlarını ve karşı karşıya kaldıkları sorunlar karşısında nasıl bir tavır takındıklarına dair yayın yaptığımız zaman bu doğrudan doğruya egemen güçlerin, başta onların siyasi iktidarı olmak üzere herkesi karşına alarak konuşmak demektir. Türkiye'de bunun bir bedeli var. Biz o bedeli göze alıyoruz ama nasıl alıyoruz o da ayrı mesele. Biz sloganımız Hayat Televizyonu için milyonerlerin değil milyonların televizyonuyuz demiştik. Milyonlarımız yok. Lira olarak yok. Ama milyonlarca insanın gönül sesi, ihtiyacı, talebi, acısı, sevinci bütün bunlar bizim gücümüzdür. Ve bunu arkamızda hissettiğimiz zaman, bunun desteğiyle yayın yaptığımız zaman her şeyi göze almaya hazırız. Bedeli neyse öderiz. Para olarak değil. Onu ödeyemiyoruz. Gerçekten o ilk televizyonumuzun fişinin çekildiği dönemde sendikalar, demokratik toplum kuruluşları, öğrenciler, kadınlar, işçiler, örgütlü örgütsüz pek çok insan bunun karşısında bizimle birlikte hareket etme iradesini gösterdi. Maddi olarak da destekledi, meydanlara, sokaklara çıkarak, sloganlar atarak da desteğini gösterdi. Şimdi biz buna inanır ve güveniriz. Bunun olmadığı yerde de herkesin başına gelen bizim başımıza da gelir. Eğer bir sendika kendi haklarını savunamazsa kapatılmayı hak eder. Eğer bir sendika kendi sesi olan bir televizyonu korumayı, onun sesinin devamını sağlamak yolunda çaba göstermezse aslında kısılan onun sesi olur. Şimdi biz bir yeni tehditle karşı karşıyayız. Daha önce İmece'nin başına gelen şey bizim de başımıza gelebilir. Böyle bir tehdit önümüzde duruyor. Biz kapatılmayı beklemeden halkımızın desteğini istiyoruz. Aydınların, kadınların, işçilerin, emekçilerin kendilerini ifade etmek için burayı bir araç, burayı bir alet olarak gören herkesin şimdiden yanımızda kendilerini göstermesini istiyoruz. Dolayısıyla testi kırılmadan biz bu testi kırılacak diye feryat ediyoruz ve bunun için bir yardım istiyoruz, destek istiyoruz. Bu ne kadar büyük olursa, ne kadar güçlü bir biçimde bu testinin kırılmasına itiraz edenler seslerini çıkarırlarsa o derece bu televizyon korunacaktır diye umut ediyoruz. Buna rağmen iktidarların herhangi bir basın yayın organını susturmak için başka yöntemleri de vardır. Mesela işte kısıtlama, sansür. Bizi bazı şeyleri konuşmaktan alıkoyacak ön tedbirler geliştirmek gibi. Para cezaları. Para cezaları. Şöyle sınıflandırabiliriz. Ekonomik şiddet uygulayabilirler. Para cezaları bunun bir yanıdır. Reklam gelirlerimizi keserler. İlanlarımızı keserler ve bu bir şiddettir. Yani susturmak için kullanılan şiddetlerden biridir. Siyasi şiddet uygulanabilir. Üzerimizde sürekli olarak ideolojik ve politik bir baskı kurarak bunu gerçekleştirmeye çalışabilirler. Küfür, propaganda, kara propaganda, korkutma için yapılan çeşitli eylemler falan filan
sözle, basınla, kara propagandayla üstümüze gelebilirler. Biz de sineriz, bıkarız. Neticede susabiliriz. Böyle susturulanlar da olmuştur. Ama fiziki şiddete kadar varan şiddet olayları görmüşüzdür. Bu bireysel olarak gazetecilerin suikaste kurban gitmesinden dövülmelerine, matbaaların basılıp gazetelerin tahrip edilmesine, bombalanmasına kadar uzanan bir dizi fiziki şiddet de vardır. Pek çok şiddet biçimini bir arada kullanarak herhangi bir basın organını susturmak için çaba gösterilebilir. Ama bunlardan geri durarak, bunlardan yılarak, bunlardan bıkarak yolumuzdan vazgeçmek bizim kitabımızda yazmaz. Biz buraya sakalı değirmende ağartmadık değil mi? Bir sakalsızın yanında bunu söylemeyeceksiniz hocam. Üstümüze düşen neyse onu yapmaya devam edeceğiz ve hayatın sesi televizyonu gerçekten hayatın sesi olmaya devam etmeye çalışacaktır. Şimdi tabii izleyicilerimize de şunu paylaşmak gerekiyor. Biz iki sezondur Babil Kulesi bir tarih programı yapmaya çalışıyoruz. Güncel tarih programı yapmaya çalışıyoruz. Yani birçok konu, 60'a yakın programda konuştuk konuklarımızla birlikte. Tarih programları bütün kanallarda hemen hemen revaçta, popüler tarih olabildiğince yaygınlaştı. Bunun karşısında başka bir tarih anlayışını gerçekten resmi tarihin dışında olan tarihçiler, yazarlar, araştırmacılarla yapmaya çalışıyoruz. Bu kapatmanın, karartmanın, yayın yasaklarının böyle bir karşılığı da var. Yani resmi tarihin dışında olana da bir baskı ve yasaklama oluyor. İzleyicilerimizle ben hemen Ayşe Hür'ün bir pasajını paylaşmak istiyorum. Öteki tarih kitabından. Ayşe Hanım bu tartışmamıza çok denk düştüğü için ben şey yaptım. Hemen hatırlatayım size. Tarih ne işe yarar diye bir ön sözde soru sormuşsunuz ve şöyle cevap vermişsiniz. Geçmiş temel olarak iki nedenle hatırlanır. Birincisi geçmişin çizgisinden ayrılmamak için, ikincisi ayrılmak için. Birinci durumda geçmişi bugünkü ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden kurma çabası ağırlık kazanır. Geçmişin gurur yönleri öne çıkarılırken kötü yanları gözden kaçırılmaya çalışılır. Özellikle Türkiye gibi yeni bir başlangıç yapma iddiasında olan toplumlar, geçmişe kalın bir çizgi çekme ve bir sıfır noktası tespit ederek geleceğe yönelme politikalarını yaşama geçirirken çeşitli bastırma stratejileri kullanırlar. Bastırma bazı durumlarda kamusal suskunluk, bazı durumlarda resmi hatırlatma yasağı şeklinde tezahür eder. Daha çok da unutma ile hatırlamanın, tırnak içine almışsınız bunları, gerçeğin başka türlü hatırlatılması da dahil, çeşitli kombinasyonları kullanılır. Çünkü düşünür Friedrich Nietzsche'nin dediği gibi, demişsiniz, insan unutmayı bir türlü öğrenemez, hep geçmişe bağlı kaldığı için şaşar durur kendine, istediği kadar ileri yürüsün, zinciriyle birlikte yürür, demişsiniz ve şöyle bağlamışsınız bu pasajı. Devletler de bu gerçeği gayet iyi bilir demişsiniz. Hatırladınız evet, herhalde. Evet hatırladım. Işte. Önü arkası da var. Çünkü tabii, unutma tabii. Tartışmamız açısından yani medya, muhalif medya üzerindeki baskılar, tarih programları, resmi tarih bunların emekçiler için önemli. Neler söylersiniz? Evet. Yani orada ben de siz okurken hatırladım hani geçmişi yani özellikle hatırlamak değil tabii orada yani geçmişi inşa etmek o resmi tarih denilen şey. Çünkü ince bir nokta o. Geçmişe dair resmi tarihin anlattığı her şey yalan değildir, yanlış değildir. Öyle ustalıkla inşa edilir ki o doğruların arasına hayati noktalarda yanlışlar ya da saptırmalar ya da çok önemli hatırlanması gereken bir bölümün çıkarılması tarihsel anlatının içerisinden. Örneğin biz Dersim'de neler olduğunu 37-38'de bizim kuşağımız bilmeden 50'li yaşlara geldi değil mi? Tabii. Veya bugünkü gençlerimizin çoğu Maraş'ta, Çorum'da, Sivas'ta ne oldu bilmiyor. Yani bu öyle ustalıkla yapılıyor ki. Paramazlar hiç bilinmiyordu. Paramazlar bilmiyor. Türk Sosyalist Hareketi, yani bu topraklarda sosyalist mücadele kimle başladı dendiği zaman en fazla
fazla Mustafa Supi diyor Türk milliyetçiliği göz. Ama Ermeni sosyalistlerin, Hınçak Taşnakların işte Van'da toplanıp da 1908 sonrası o yazdıkları bildiriyi, okudukları metinleri bilmiyor. Veya grev örgütlediğini bilmiyor Bursa'da. İlk 1 Mayıs kutlamasını bilmiyor. Bunlar itinayla tarihten çıkarılıyor. Bir de bazı bölümler yanlış bir tarih anlatısının parçası yapılmak üzere öne çıkıyor. Mesela Çanakkale meselesi sanki bir anti-emperyalist bir şeymiş, şahlanışmış gibi anlatılıyor. Halbuki emperyalist bir savaşın içerisinde yer almış ve Osmanlıcılıkla mobilize edilmiş kitleler bugün nasıl biliniyor? İşte bir adeta bir ulusun doğuşunun başlangıcı olarak konuluyor. Bunun gibi yüzlerce şey var. Yani bu resmi tarihin çözümlenmesi ortalama insan için zor olan yanı. Yalanla gerçek karıştırılıyor, bazı yerler abartılıyor, bazı yerler çıkartılıyor. Bu Türkiye'de ayrıca şöyle bir şekilde de yapılıyor. Örneğin harf inkılabı denilen aslında modernist açıdan bakıldığı zaman olumlu bir adım olmasına rağmen geçmişin resmi tarihçiler tarafından dizaynına son derece olanak sağlayan bir kırılma noktası biliyorsunuz o. Böylece işte o Cumhuriyet'in ilk yıllarına dair belgeleri ya resmi tarihçiler okuyor ya da İmam Hatip mezunları okuyabiliyor. Yani bu kadar tarihe uzmanca yaklaşmak iki kat daha zor hale geliyor. Üçüncü bir engel var bizde. Arşivler merkezi denetim altında. Tarihimizin o netameli bütün olaylarına ait hiçbir belgeye normal sıradan bir araştırmacı hemen ulaşamıyor. Latin alfabesi dönemine ait de olsa çünkü onların büyük bir çoğunluğu ya Genelkurmay'da mahfuz tutuluyor ya dışişleri arşivleri denilen şey tasnif edilmemiş ya da sizin oraya girmeniz birçok şekilde engelleniyor. Bir de böyle bir engel var. Tabii esas dördüncü bir engel eğitimin milli eğitim adı verilen o merkezi şekilde yürütülmesi, müfredatların, öğretmenlerin sınıfta söyleyeceği her şeyin bir şablona dökülerek müdüre, müdürden milli eğitim müdürüne ve bakanlığa kadar denetim altında tutulması, malzemelerin bakanlıklar tarafından sunulması, akademilerin, üniversitelerin YÖK aracılığıyla kontrol edilmesi, televizyonların RTÜK tarafından kontrol edilmesi, basın savcıları aracılığıyla sıkı denetim altına alınmasıyla böylece resmi tarih ayrıca onu da hiç ben de hep unutuyorum. Asker ocağında da bizim hiç bilmediğimiz hem harp akademilerinde okutulan müfredatı hiç bilmiyoruz. Nasıl anlatılıyor bu tarihi? Nasıl doktrinize ediliyor o kadrolar bilmiyoruz. İkincisi Mehmetçi'ye verilen broşürler şunlar bunlar onlara verilen o basit eğitimin içeriği de çok zor sızıyor dışarı ama elimize geçen bilgilerden biliyoruz ki bu anlattığım o resmi tarihin en kaba, en vulgarize edilmiş, basitleştirilmiş şekliyle İslami ögelerin peygamber ocağı, işte şehitlik falan gibi geçmişten bugüne yani ulus devlet öncesi döneme ait değer yargıları, mobilizasyon araçlarının hepsi de dahil edilmiş bir vaziyette bütün toplum neredeyse o Gors Paşa'nın asker silah neydi milleti müsellaha mantığıyla silahlı millet mantığıyla her an kitlesel olarak bir görünmez, tanımlanamaz bir düşmana karşı teyakkuzda olduğu ve milletin her an tepeden gelen bir emirle derhal o gösterilecek işaretle o düşman diye tarif edilene çullanmaya hazır olduğu bir toplum var yani. Bir iç düşman bu diş, ve daha çok iç düşman bizde biliyorsunuz. Dış düşman şeyini çok iyi o Yağmur Atsız'a bıraktığı Nihal Atsız'ın vasiyetname parodi gibidir ama 72 milleti sayar yani düşman olarak ama esas olarak biz nereden biliyoruz? Bir Trakya olayı diye bir şey örgütlenebiliyor. Bütün Trakya halkı CHP örgütlerinin işaretiyle Yahudileri kaçırtıyor 1934'te. Efendime söyleyeyim 42'de bir varlık vergisi şeyi çıkarılıyor. Herkes birbirini ihbar ediyor, bilmem ne ediyor. Onun işte vergi şeyiyle aşkalelere gidiyor. Herkes onaylıyor bu olayı. Veya 6-7 Eylül 1955'te kitlesel
kırıma, ne diyeyim, yağmaya gidebiliyor. Bütün bunlar bu milli eğitim tırnak içerisindeki resmi tarih anlatısıyla inşa edilmiş şeyler, şöyle kitleler. Şöyle söyleyebiliriz o zaman. Yani sizin saydığınız çok iyi bir çerçeve oldu. Bütün kurumlar, devletin kurumları, toplumun parçalarındaki tarih eğitimi ne kadar önemliyse, evet, evet. Bunun bir parçası olarak medyada, tarih tabii ki, gündeminde tabii ki. Resmi tarih, egemen tarih açısından çok çok önemli. Tabii ki, tabii ki. Biraz sonra belki basında biraz daha özelleşeceğiz, yani nasıl gidiyor bu süreç. Evet. Ama sonuçta dediğiniz gibi bütün şeyler, parçaları, devlet kurumlarının, eğitim kurumlarının, işte ordunun bilmem ne, hepsi belli bir tarih anlatısını kitlelere aktarmak üzere örgütlenmiş bir şekilde. Bu aslında Türkiye'ye has bir model belki de. Yani Batı'da hani biraz önce konuşuldu, özgürlük, güvenlik mi gibi şey, veyahut da Erdoğan'ın tarif ettiği bir toplum modeline gitmek için sınıflar olması lazım, onların örgütlenmeleri gerekir, sivil toplum organı. Bizde bu tür mekanizmaların olmaması da ayrıca bir program konusu. Devletin milletiyiz. Devletin milletiyiz ve sınıflar falan gibi şeyler devletin izin verdiği ölçüde ortaya çıkabiliyor veya örgütlenebiliyor. Neyse, sonuçta böyle bir ortamda basın gerçekten böyle ne diyeyim artık, beşinci kol falan, ne deniyordu ona, beşinci güç falan gibi Batı'da yüceltildiği rolünü hiçbir zaman şey yapamamış. Belki detaylandırırız nasıl örnek. Burada karşısında olduğunu. Muhalif olanı çok istemiyor. Onunla da birleşiyor, daha ya hem fecaat o, bir durum hem çıkıyor. Hem istemiyor yani. Hem de bizde aydın sınıfı da devlete bağlı olarak gelişmiş. Yani Osmanlı'da ortaya çıkışından itibaren tercüme odasında, şurada burada, yani memur çocukları, bilmem ne kalemiye, ilmiye sınıfının çocukları oralarda bir parça şey yapmışlar. Ne diyeyim, literati münevver olmuşlar, dil öğrenmişler, devletten maaş almışlar. En fazla yapabildikleri şey, devlet aman çöküyor, devleti nasıl kurtarabiliriz? Yani en devrimci düşünceleri devleti nasıl kurtarabiliriz üzerine kafa yormak olmuş. Ya padişaha kızmışlar, bürokrasiyle işbirliği yapmışlar, ya bürokrasiye kızıp padişahı yüceltmişler. Ama sonuçta halkı nasıl kurtarırız, toplumu nasıl kurtarırız değil, İmparatorluğu ve onu ayakta tuttuğuna inandıkları devlet mekanizmasını nasıl kurtarabiliriz üzerine olmuş. Basının hikayesi de buna hizmet size etmek. Size epey iş düşecek zaten. Sizinle bir interaktif iş yapacağız da ne kadar bitireceğiz o 100. yılı. Tamam, bakalım. Araya çıkmadan sizinle bitirelim istiyorum Erdoğan Hocam. İki tane önümde kitap var. İkisi de öteki tarih. Siz niye, nasıl pişti oldunuz o böyle? O benim ayıbım. Benim yani hiç bundan. Peki. Burada bir ayıp yok. Burada şöyle bir şey var. Aslında ikimiz de tarih alanındaki o ağır ağır baskıyı yarmaya çalışıyoruz. Bir de isim kıtlığı olduğu için sonuçta başka bir... İkiniz de resmi tarih karşısında nasıl bir alternatif tarih deyince öteki de birleşmişsiniz. Evet ya. Peki. Onun hikayesi ayrı. Ben Osmanlı dönemini biraz ikinci bölümün başında Ayşe Hanım'la girmeyi düşünüyorum ama bu bölümü de şöyle bir giriş yapalım istedim. Hasan Fehmi cinayetinden sonra ilk öldürülen gazeteci diye sanırım biliniyor. Galata Köprüsü'nde yaşanan bir cinayet, kurşunlama olayı. İkinci olay da Ahmet Samim cinayeti. Siz bu öteki tarihte güvercin tedirginliği üzerine bir yazı yazmışsınız. 100 yıllık bir güvercin tedirginliği. Yani Ahmet Samim'in olayıyla Hrant Dink cinayeti ve katledilmesini özdeşleştirerek bir 100 yıllık basın özgürlüğü tartışması yapmışsınız. Çok güzel bir makale. Ben öneriyorum izleyicilerimize de. Orada Ahmet Samim'in mektubu var. Siz almışsınız, kitaba koymuşsunuz. Arkadaşlarımız onu seslendirdiler. Bir dinleyelim, sonra araya gitmeden yorum yapalım. Ahmet Samim, bakalım neler yazmış. Kardeşim Şevket, sana gayet konfidansiyel ve namusunuza tevdi edilmek üzere bir müjde vereyim. Fakat bunun hariçte inşası etrafımızda dolaşan tehlikeyi daha yakınlaştırmaktan başka bir şeye yaramaz. İttihat ve Terakki Cemiyeti idamıma hükmetmiş. İdam olunacağım. Bunu yarı resmi bir suretle tebliğ eylediler. Haberiniz olsun. Yalnız arkadaşlardan bir şey rica ediyorum. Bana Hasan Fehmi'ye yaptıkları gibi mükellef bir cenaze alayı tertip etmesinler. Demirci köyünde bir bayır tepesinde küçük ve garip bir köy kabristanı vardır. İstiyorum ki beni oraya defnetsinler. O mezarlığın kenarında gençliğimin en tatlı birkaç saati şiir ve hülyasını geçirdim.
Fikrimin o küçük mezarlıkta olduğu kadar hiçbir yerde o kadar derin bir sükun ve istiraka daldığını bilemem. Mezarlığın bulunduğu tepeden bütün kırlar, tarlalar, etrafın uzakta birer küçük ve yeşil demete benzeyen koruları, ormanları ve nihayet ta ileride Karadeniz'in kah rakit ve kebut, kah beyaz ve mütehevvir sattı bir payağını görülür. Cenazemin orada kalmasını rica ediyorum. Emin olun ki kalbimde hiçbir korku duymuyorum. Bana dindarane bir tevekkül geldi. Ölmeye razı, hazırım. Yalnız ne zaman olacağını bilmiyorum. Yakında inşallah görüşür ve bunu tahsilatıyla anlatırım. Gözlerini öperim. Ahmet Samim. Buyurun Hrant'a kadar. Çok benziyor Hrant'ın mektubu. Evet, yani aslında bu mektup bile Türkiye'de özgürlük sorununun ve aynı zamanda güvenlik sorunu. Çünkü güvenlik Ahmet Samim'leri öldürtmemektir. Hasan Tahsin'leri, Hrant Dink'leri, Musa Anter'leri, Uğur Mumcu'ları öldürtmemektir. Aslında dikkat ederseniz aslında bir güvenlik de yok. Fakat bu mektup gerçekten insanın, hani insanım diyen, vicdanını kaybetmemiş insanların yüreğini titreten, nasıl bir dramdan geldiğimizi ve hala o dramdan nasıl kurtulamadığımızın çok ilginç bir hikayesi. Bir tevekkül haline geldim diyor. Öleceğini bekliyor. Gidebileceği hiç kimse yok. Mektubunu bile arkadaşının saklamasını istiyor. Çok dramatik. Üstelik Ahmet Samim'in ölümüne karar verilen hikayesi de aslında yine sadece gazeteci infazları, güvensizlik açısından değil, aynı zamanda siyasetin nasıl çalıştığı açısından da çok önemli. Bakın, Ahmet Samim'in öldürülmesine neden olan şey Soma-Bandırma demiryolundaki yolsuzlukları açığa çıkartmış olmasıdır. Bir de Mukaddes Cemiyet diye giderek kutsanan İttihat Terakki Cemiyeti'ne yönelik, ki burada doğrudan sorumlu var. İttihat Terakki Cemiyeti'nin buradaki yolsuzlukla bağlantılarını deşifre eden yazılar yazmasıdır. Cesaretle yazmasıdır. Üstelik mektubunun o dramatik sözlerinden de anlıyoruz ki öyle gözü kara bir adam falan da değil. Sıradan bir insan, korkuyor. Mezarının nerede gömüleceğini, büyük ihtimalle belki o sözünü ettiği, o mezarının olmasını istediği yerde belki de bir kıza aşık olmuştur, sevgilisiyle el ele tutuşmuştur falan gibi bir, aslında birazcık arkasını şey yapsak böyle bir insani şey de çıkacak ortaya. Ve bu insan bu mektuba rağmen gerçekten de gazetesinden çıkıp evine giderken öldürülüyor. Burada önemli bir hikayeyi anlatmak istiyorum. Hikaye şu, Ayşe de çok işliyor o konuları. Bugün hala memlekette bir sürü yüreği solda atan, soldan söz eden insanın yurtsever kahraman diye bize belletmeye çalıştığı Talat Paşa'nın aslında siyaset etme tarzını da görüyoruz. Talat Paşa çağırıyor. Dahili Nazırı değil mi? Dahiliye Nazırı. İttihat Terakki'nin de aslında asıl organizatörü, beyni, milliyetçi çizginin şekillenmesinde tayin edici insan. Her ne kadar sonraki dönemde Enver daha ön plana çıkacaksa da veya Enver vitrinde daha çok önde gözüküyorsa da aslında arka plandaki asıl beyin. Talat Paşa çağırıyor Ahmet Samim'i. Bir sürü övgüler yapıyor. Sen çok kıymetli bir insansın diyor. Bizim içimizde de seni çok seven insanlar var diyor. Böyle gazete köşelerinde, matbaa köşelerinde sürünüyorsun diyor. Yazık sana diyor. Beni aradılar ve beni eleştirdiler. Nasıl Ahmet Samim gibi değerli bir insanı oralarda çürütürsün? Sana mutasarrıflık verelim. Veya başka bir talebin varsa onu verelim. Sen de işte senin yaşında bir sürü insan, işte ya bakan ya bilmem ne falan deyip. Ahmet Samim durumu fark ediyor zaten. O arada ondan önce bir sürü tehditler falan gelmiş. Nitekim zaten tehditler birden kesilince anlıyor artık öldürüleceğini. Ve bu konuşma üstüne tüy dikmek babında oluyor. Ve gerçekten de bu konuşmada Talat istediğini alamayınca, istediği ne? Boyun eğdirmek. 3 kuruşa, 5 kuruşa, 5 kariyere Ahmet Samim'i yolsuzlukların üzerine gitmez hale getirmeye çalışmak. Ve gerçekten de işte ondan sonra bildiğimiz Ahmet Samim'in şahsındaki bireysel felaket, ama asla Ahmet Samim'in şahsıyla sınırlı kalmayan,
Aslı Ahmet Samim'in yaşadığı dönemle de sınırlı kalmayan. Bakın bir yüzyıldan söz ediyoruz. O ve, yüzyıldan sonra, aradan sonra konuşalım. Ve binlerce, insanın başına gelen tabii. felaketleri konuşuyoruz. Size bir yeniden döneceğim. Kısa bir aradan sonra Ahmet Samim'le başladık. Hrant Dink'le başlayacağız hemen. Sonra Osmanlı'dan günümüze basın özgürlüğü tarihini biraz interaktif bir biçimde Ayşe Hanım'la getirmeye çalışacağız. Kısa bir aradan sonra birlikteyiz. Evet, Babil Kulesi devam ediyor. Basın özgürlüğü tarihi konumuz. Ayşe Hür'le birlikteyiz. Erdoğan Hocam, siz sözünüzü tamamlamadınız. Yani Ahmet Samim'den Hrant'a 100 yıl sonra dediniz ve orada kaldı. Buyurun sizden. Ya valla hani Ahmet Samim'in mektubunu ben her okuyuşta çok duygulanırım. Aslında bizi en az o kadar duygulandıracak olan bir mektup da mektup değil. Ölümünden önce ölümünü gören bir Ağustos'taki makalesiyle Hrant'ın yazdığı. Ben bilirim ki bu topraklarda güvercinleri öldürmezler. Oysa bu topraklarda güvercinler ölümü üzerinden bir tarih yazılıyor. Çünkü hani güvercinin sembolize ettiği şey barışsa, güvercinin sembolize ettiği şey insancılıksa, çoğulculuksa, mağduriyet, mazlumluksa, bu toprakların gerçekçi tarihi, hani Ayşe az önce işaret etti ya, kurgulanmış, üretilmiş, yapılandırılmış tarihten söz etmiyorum. Hakiki tarihini, hakiki olayları maalesef devletin kendi milletini ve ülkesini yaratırken güvercin kırımı söz konusu. Yani söylenecek çok fazla evet. şey var. Zaman Hı-hı. kısıtlı. Evet. Ayşe'yi önceleyelim. Ama evet. arada şeyi belirtmekte de fayda var. Ne yazık ki Ahmet Samim'in çok kısa bir süre sonrasında bu toprakların ilk Hrantlarının da tasfiye edilmeye başlanacağı bir dönemeç yaşanacaktır. Burada yine sol kesimde ilerici, yurtsever, kahraman diye anlatılan iki isim, biri Talat, biri Halil Bey, dönemin meclis başkanı. Hı hı. Zöhrab bunları Hasan Fehmi'nin öldürülme cenazesi sonrasında başlayan 31 Mart ayaklanmasında evinde saklamış, ölmemelerini sağlamış. Fakat bunlar daha sonra Zöhrab'ı ölüme gönderdikleri metnin altına imza atmışlar. Üstelik de son anda bir poker masasında birlikte son anda son ölüme gönderileceği biliyorlar ve kucaklıyorlar Zöhrab'ı. Zöhrab diyor ki ya beni çok sıkı kucakladınız. Bu nedir falan diye hani aralarında aynen, çok Ahmet ciddi bir hukuk Samim'e var. Aynen Ahmet yaptığı gibi aslında. Aynen. Öldürmeden Ahmet, önce bir iyilik hali bir şey böyle. Aynen. Aynı şey yapmışlar. Hrant'ın da başına aynı şey geldi. Evet, mahkemelere yansıdı. İstanbul Valiliğinden çağrılıyor. Yani benzer bir refleks yöntem. İçimizden geçti diyorlar ve ondan sonra Zöhrab başı taşla ezilmiş bir maceraya çıkartılacaktır. Maalesef böyle bir şey. Evet Ayşe Hanım, şöyle yapalım isterseniz. Yani arada şeyi belirteyim. Hasan Tahsin dedim, Hasan Fehmi demem lazımdı. O arada şey yapalım. Evet. Şöyle yapalım. Evet, yani bir yüzyılı ya da biraz daha fazlasını böyle bir tarih anlatısı gibi bitirmek mümkün değil ama evet. en azından bugünkü yaşadığımız sorunlar bakımından yani iktidar muhalefet ilişkisinde basın, medya ve orada uygulanan sadece gazeteci ölümleri değil sansürler, yasaklar, yöntemler bugüne benzeyen, benzemeyen yanlarla bir isterseniz bir hızlıca dakikalık diyorsunuz. Bir sunum isteyelim. Evet. Buyurun. İttihat Terakki dedik öncesini anlatmayı hayal ediyordum ama yer olmadığı için ama bir Abdülhamit döneminden bir Buyurun. Şey okuyacağım size. Buyurun. Küçük bir yönetmelik şeyi. Onun bir
parametrelerini göstermesi açısından ilginç geldiği için. Biliyorsunuz Abdülhamit dönemi başında hemen Osmanlı-Rus Savaşı ile başlar. Hemen baskılar başlar. Matbuat, işte basım, basmane kanunu vesaire diye sıkılamaya başlar basını. Ve ilginçtir, resmi gazete bile, takvimi vekayı bile 12 sene yasaklanır yani, evet. Bismillah deyip Abdülhamit'i öven yayınlar da yasaklanır vesaire. Onun, Abdülhamit'in Kara Tahsin Paşa diye bir şeyi vardır, ne diyeyim size, mabeyincisi gibi bir adam. Onun bir yönetmeliği, dönemin basın anlayışını anlatan ama bence her daim geçerli şeyleri veren bir şey. Hızlıca. Sultanın sağlığının, iyiliğinin, hasadın bolluğu, ticaretin ve sanayinin ilerlemesi haberlerine öncelik verin. Her zaman olan şeydir. Ahlak açısından Marif Nazırı'nca onaylanmamış hiçbir dizi romanı yayınlamayın. Tevhidi tedrisat. Bir sayıya da bitmeyecek edebi ve ilmi yazılar yayınlamayın. Devamı var deyimini kullanmayın. Çünkü her an yasaklayabilirim sizi. Bir makalede beyaz boşluk ya da birkaç satırlık noktalı yerler bulundurmaktan kaçının, şüphe uyandırır. Hiçbir zaman sansür yaptığımı çaktırmayın. Şahsiyetlerden, özellikle yöneticilerin yolsuzlukları, suçları ve hatalarını bahsetmekten kaçının. Kişilerin 17-25 Aralık demeyin yani hiçbir zaman diyor. Kişilerin ve grupların yönetim aleyhindeki şikayet başvurularını yayınlamayın. Her türlü tarihi ve coğrafi isimleri kullanmak yasaktır. Her türlü. Geçiyor. Yabancı hükümdarları yöneltilen suikastlerden ve dışarıdaki ayaklanmalardan bahsetmek yasaktır. Bizde zaten olmuyor ama onları da bilip getirmeyin. Bu yönetmelikten gazetelerde bahsetmek de yasaktır. Şimdi bu talimname mi bu? Evet, bu gazetelere ulaştırılıyor. Evet, bu aslında resmen basılmamış ama bir paralel metin olarak Abdülhamit döneminde basına sansürün ana parametre olarak Kara Tahsin'in şeyi, dediğim size, yönetmeliği, beyannamesi gibi bir şey, gizli bir yönetmelik. Şimdi bunun uyarınca Abdülhamit döneminde bütün bu kriterlere önce yumuşak sonra el sert şekilde uyulmuştur. Öyle bir noktaya hep bilinir, burun demek, yıldız demek, arsenik demek, işte inkraz demek, bilmem ne gibi tonlarca kelimenin yasaklanmasından tutun da renk, işaret, resim, bilmem ne gibi dönemin siyasasında manalı yorumlanacak şeyleri içeren her şeyin yasaklamasına kadar müthiş bir şeydir. En ilginci de, bana merak edenler olursa okusunlar, Şemsettin Sami'nin Kamusu Fransevisinde ki 1789'dan sonra ortaya çıkmış kavramların nasıl çarpıtılarak ya da yazılmayarak ya da anlamı değiştirilerek aktarıldığına dair siyasi algıyı da anlatan bir bölüm var. Onu bu, evet, merak edenler, evet, şey yapabilirler. Şimdi bir parça İtaat Terakki'ye girmiş oldu. Evet. Hızlıca herhalde Cumhuriyet'e, buyurun, geçeceğiz, evet, değil mi? Buyurun. Öyle yapalım. Aha. Şimdi Cumhuriyet'in, biliyorsunuz, milli mücadele döneminin basını, bizde mütareke basını diye çok küçümsense, hmm, ve alaya alınsa ve hainlikle özleştirilse de İstanbul'daki basın belki de uzun incelenmesi gereken çok enteresan bir basın. Basının en özgür olduğu. En özgür olduğu dönem hatta. Hmm. Evet, itiraf devletlerinin denetimi var, boş çıkan yerler var, bazı haberler ele alınamıyor ama en azından her şey eleştirilebiliyor. Ankara hükümet, Ankara'daki hareket de, İstanbul'un padişahın şeyleri de veya büyük devletlerin, hı hı, politikaları da eleştirilebiliyor, edilebiliyor. Fakat Ankara bu çok basını nasıl o zaman? Ankara basını o sırada çok daha henüz bir basından söz etmek mümkün kasaba değil. Daha henüz bir, evet, organize olmuş bir hareket yok ama yerel basınlar var. Onlar genel olarak Ankara Kemalist Hareketi destekliyor, hı hı, yerel, hı, basınlar. Basın kuruluşları irili ufaklı, Konya'da veya Adana'da, hı hı, Trabzon'da falan İstikbal Gazetesi veya işte bir de Tok Söz Gazetesi, işte bilmem Konya'nın, hı, Sesi falan, böyle şeyler var. Bunlar Kemalist Hareketi'yle eş güdümlü. Ama İstanbul'daki basın bizde işte resmi tarihin bir şeyi olarak ihanet şebekesi, hı, gibi tarif edilir. Ama bunu işte, ne diyeyim, bazı figürler de var. Ali Kemal gibi çok iyi istismar edilebilecek aslında adam, iddiatçı karşıtı,
liberal çizgide birisi. Fakat o dönemin o Mondros savaş yıllarını ve Mondros'un şartlarını aşırı panik içerisinde algılayan, senin hani Vahdettin haindir dediğini hani bilerek söylüyorum. O da hain diye tanımlanabilecek bir adam gibi kurgulanmış. Ama adamın yazılarını okuduğun zaman aslında altında bir sürü eleştirel şeyler, motifler taşıyan yazıları var. Aslında linç edilme yaşadığında da Ankara'ya geliyor. Evet, geliyor, doğru. Saf değiştirmiş vaziyette. Evet. Ve hizmet etmek için gelirken oldu bittiye getirilip evet, İstanbul'dan alınıyor. Sakal Nurettin Paşa'nın organize ettiği bir linçle imha ediliyor. Şimdi bu da Ahmet Samimler gibi veya Hasan Fehmi cinayetinin bir Cumhuriyet dönemine doğru aktarılmış örneği olarak karşımızda. Evet. Bir başka grup gazeteci de 1923'teki 150'liklerle birlikte biliyorsunuz tasfiye ediliyorlar. Bunu Refik Halit Ulunaylar, ne başka Refik Halit Karay gibi veya Ulunay Karay. O kadar galiba. Bunlar bir kişi daha vardı. Orada bir tasfiye ediliyorlar. İstiklal mahkemelerin olduğu dönemde. Bir de 1923'ten Lozan sonrasında bir hainler listesi kopartıyorlar İtilaf Devletleri'nden. Önce bir 600 kişi, sonra bu 300'e indiriliyor, sonra 150 kişi. Neden 150 olduğu hiç bilinmiyor. Malta'daki sürgünlere eşdeğer bir şey falan diye yaptığı düşünülüyor. Bunların içerisinde İzmir'deki Köylü Gazetesi'nin sahibi falan biliyorsun. Onlar da var, gazeteciler. Bunlar şey yapılıyorlar, 150'liklerle birlikte yurt dışına sürülüyorlar. Sonra ikinci bir dalga 1923'te, 23'ün sonunda hilafetin, cumhuriyetin ilanından sonra hilafetin de kaldırılacağı söylentilerinin ayyuka çıktığı bir dönemde Şii, İngilizlerin yakını, Şii liderler ve Emiri Bey, İsmaililerin lideri Ankara'ya bir mektup yazıyor. Hilafet komitesi adına, Hindistan Hilafet Komitesi adına, ya kaldırmayın halifeliği, koruyun, hani bu sizin işinize yarar falan gibi. Ankara bunu fırsat bilip, kim bunlar bizim işimize karışıyor, bunu İstanbul'da yayınlayan, bu mektubu yayınlayan basının başına çullanıyor. Bir yargılama planlıyor ve ilk İstiklal Mahkemesi Cumhuriyet döneminin bu olay için kuruluyor. Gazeteciler için kuruluyor. İstanbul gazetecilerini yola getirmek için. Arada işte Lütfü Fikri Bey gibi İstanbul Barosu Başkanı, Salapuryacılar Cemiyeti'nin komünistleri, bilmem neci, esnaf derneklerinin yöneticileri, herkesi içeren bir yargılama sürecinde gazetecilere kürek cezaları vesaireler veriliyor ama uygulanmıyor bunlar. Ama mesaj iletiliyor. Yani biz artık iktidar olarak sizi İtilaf Devletleri'nin olduğu, ne diyeyim, mütareki yıllarındaki gibi öyle ileri geri konuşamazsınız. Artık belli bir şeye, kanala girmeniz lazım. Girmiyorsanız ne haliniz varsa görsün mesajı oluyor. Ki giriyorlar çoğu. Ve çoğu giriyor. İstanbul özürler büyük dileniyor. İstanbul gazetelerin bütün başyazarları. Hepsi Ankara'ya bağlılıklarını belirtiyorlar. Bir tek Hüseyin Cahit bir parça daha mesafesini koruyor bildiğim kadarıyla. Çünkü bu grup ileri geri yine yazanlar Şeyh Said isyanından sonra çıkarılan Takrir-i Sükun kanunuyla birlikte tekrar bir derdest ediliyorlar. 9 tane İstanbul Gazetesi'nin gazetecisi Diyarbakır'a götürülüp oradaki İstiklal Mahkemesi'nde Şeyh Said ayaklanmasına destek vermek suçuyla yargılanıyorlar ki bu çok ilginç bir şey. Şeyh Said'e gizlice herhalde beni İstanbul gazetecileri kışkırttı. Basın beni yaptı, basın yaptırdı. Falan. Ben onlara kandım da isyan ettim dedirtiyorlar. Sanıyorum bir vaatle, yani bunu dersen seni affedebiliriz diyorlar. Onu affetmedikleri gibi gazetecileri de yargılıyorlar. Hatta Şeyh Said'in mahkemede ne yaptım efendi, bana söz vermiştin, her dediğini yaptım, sen hala beni ölüme gönderiyorsun dediği kayıtlara geçmiş. Sonuç olarak gazeteciler ikinci bir kez İstiklal Mahkemesi'nde yargılanıyorlar. Bir kısmı işte Hüseyin Cahit falan yine Çorum'a sürgüne gönderiliyor. Cevat Şakir Kabağaçlı işte Bodrum'a. Zeki Bodrum'a sürgüne gönderiyor. Zekeriya Sertel ona kez daha sürgüne gönderiliyor. Ve bu arada yerel basın, o biraz önce sözünü ettiğim yerel basına da kapatma yasakları uygulanıyor. Arif Oruç Sosyalist Yarın gazetesini çıkaran, onu
yurt dışına kadar gönderiyorlar. Hatta Bulgaristan'a sığınıyor adam. Oradan Bulgaristan hükümetiyle işbirliği yapıp Yugoslavya'ya kadar kaçırtıyorlar adamı. Yani o kadar sert bir şekilde gidiyor ki Ankara bu 25 sonrası basın üzerine. Matbuat kanunu birkaç kere değişiyor. 31'de iki kere galiba, 33, 34, 35. Her seferinde daha sıkılaştırılıyor. İzinler daha katılaştırılıyor falan vesaire. Bir böyle sopa kısmı var şey yapmak için. Bir de ödül. Bu ikili mekanizma. Mesela kendisine yakın gazeteciler tabii, değil mi kastettiğiniz? 40 tane gazeteci milletvekili var mesela ilk dönemde. Bu müthiş bir şey. Yani organik ilişki kuruyor gazetecilerle. Bunlar göbekten size bağlılar artık. Hı-hı. Veya kendi güvendiği adam gazeteciler var. Onları çağırıp onlara özel mülakat veriyor. Onlara kızınca işten attırıyor, maaşını arttırıyor, değiştiriyor yerini vesaire. Böyle bir mekanizma da var. Hı-hı. Bu 30'lu yıllarda da ödül ceza, ama ceza yanı çok daha ağır basan bir mekanizma şeklinde uygulanıyor. Bilmem bu aralarda ben havuç sopa gibi sopa kısmı daha güçlü. Çünkü havuç gösterecek kadar gönül indirmesine gerek yok yani. Hemen hemen hepsi şeyden terbiye edilmiş kadrolar bunların. Bunlar hep görmüşler. İstiklal Mahkemesi'nde 23'te yargılamayı görmüşler. 26'da İzmir suikastı nedeniyle yapılan tasfiyeleri görmüş. 25'i görmüşler. 26'yı görmüşler. 30'lu yıllarda Serbest Fırka'nın başına geleni, Menemen isyanı adı altında yapılan ona karşı yapılan İstiklal Mahkemelerini görmüşler vesaire. Çok terbiye edilmiş bir entelijansiya var. Kadro hareketi falan gibi biraz böyle ayrıksı bir ekip çıkıp Ankara'ya biraz akıl vermeye, ona biraz daha sol liberal bir perspektif vermeye girişmiş. Onları da hemen dergilerini kapatmışlar. Hapse atmasalar bile onları görevlerinden uzaklaştırmışlar. İşte Yakup Kadri'yi Tiran'a elçi olarak göndermiş vesaire. Sonuçta o hareketi de bastırmış. Yani sonuçta tek tip, tek sesli Ankara'nın denetiminde adeta resmi gazete kıvamındaki Ulus gazetesi veyahut da Ankara'nın desteğiyle Ermeni matbaa gazetelerinden apartılmış makinalarla kurulan işte Yunus Nadi'nin gazetesi veya nedir o Siirt Mebusu Mahmut Soydan'a kurdurulmuş Milliyet gazetesi gibi, evet, merkezin sesi olan gazeteler. Peki sizi biraz dinlendirelim şeyle. Şöyle şununla dinlendirelim. 1940 yılında matbuat kanununda iki önemli değişiklik oldu diyorsunuz. Hmm. Orada ciddi bir kırılma var anladığım kadarıyla. Neydi o değişiklikler? 40'tan sonra sözü alayım sizden biraz. Ama matbuat kanundaki özür dilerim. Tam şeyi... Yani şöyle bir alıntı var bende, anlayamadığım için sordum. Milli hislerimizi inciten ve bu maksatla milli tarihimizi yanlış gösteren yazılar yazmak ağır ceza konusu oldu. Yani bu sonradan gelen bir şey mi, giren bir şey mi? Şimdi önceki şeyler, matbuat kanunlarından evet kalkalım. Evet, her seferinde yeni ağırlaştırılıyor. Şey mesela gazete kurmak için gereken kriterler şey atıyor. Eğitim şartı geliyor, sermaye şartı geliyor, efendime söyleyeyim Türk olmak bilmem ne gibi. Yani sürekli size bir ek şey kriter ekleniyor bir kere basın. Ağırlaşıyor ama giderek değil mi? Yani şöyle diyeyim, ağırlaşmaktan öte şey daralıyor, skala daralıyor. Yani o tanıma giren insan adeta kişi tarif eder gibi. Yani tarif üzerine şu adam kurabilir kadar gidiyor. Yoksa genel olarak bir özgür ortamda herkesin yayın yapmasına izin vermesi gerekir bir rejim. Anlayamadım, 38'de Mustafa Kemal'in ölümüyle ilgili. Orada bir yayın yasağı oluyor ya, mu? Öyle bir şey geçiyor. Evet, Mustafa Kemal'in hemen öldüğü, hasta olduğu, her an ölümcül. Hastalığı mı gizleniyor? Evet, hastalığı gizleniyor. Yani hasta olduğu üzerine yazılamıyor. Hatta yazmaya kalkanlar olduğu zaman hatta bir tanesini Celal Bayar tokatlıyor yani herkesin içerisinde şeyi nasıl böyle bir şeyi şey yaparsın, söylersin, ifade edersin diye. Ve Mustafa Kemal ölür ölmez de herkes söz birliği etmiş ki biliyorsunuz bir gün sonra seçim yapılmıştır ve tasfiye edilmiş olan İsmet İnönü ordunun ve o dönemin işte asker sivil elitlerinin konsensusuyla Cumhurbaşkanı olarak seçilmiştir. Gazeteler söz birliği etmişçesine hemen
milli şef olarak İsmet İnönü'nün arkasında hizalanıyorlar. Şimdi önemli olan bu yani. Mesela bu olayı tartışmıyorlar bile. Neden? Ya bu adam bir senedir evinde hapiste adeta tasfiye edilmişti. Ne oldu da bu geldi? Niye başka adaylar ortaya çıkmadı? Ya da doğru bir olay mı bu gibi, bunları hiç konuşmadan hemen eski rejimin adeta hiç kesinti uğramamışçasına devamını şey yapıyorlar. Dayanak veren bir tutum içerisine giriyorlar. Yani bu ilginç bence. Evet. Hiçbir olay şey yapmıyor, o paradigmayı bozmuyor bu anlattığım dönemde. Ben soluklanayım. Evet, biraz soluklan. Aydın abi, şöyle bir şey var. Yani 1940'lara baktığımızda yani 44'de doğru İşte İnönü yıllar, 44'te biraz savaşın rengi, seyri belli oluyor. O arada kapatılan hem sağdan hem soldan gazeteler var, dengeleyerek falan. Sonra ama 45'e geldiğimizde savaş bitmiş, bir yıl sonra Tan matbaası baskını var ve öğrenciler kışkırtılarak, yani güçlü bir dalgayla üstelik yapılarak gerçekleşiyor. O döneme ilişkin siz neler hatırlarsınız, neler söylersiniz izleyicilerimize? Hatırlamak değil. Hatırlatmak babında söylüyorum. Bu ne demek istiyor değil mi bize? Siz yeni doğmuştunuz. Ben hatırlıyorum belki de ama Aydın Bey genç, daha genç. Tabii şimdi o iç politikadaki dalgalanmalarla dünyadaki siyasi değişimler arasında çok yakın ilişki var ve İsmet Paşa dönemi aslında bir uluslararası ilişkiler bakımından son derece ilginç bir inceleme konusudur. Ondan daha ilginci, bu uluslararası ilişkilerdeki pozisyona göre iç politikada uygulamaların gerçekleştiğini görüyoruz. Şimdi savaş şöyle bir dengede gitti. Almanlar mı yoksa müttefikler mi arasında İsmet Paşa'nın bir tarafsızlık ama denge siyaseti, denge siyaseti var. Bazen Hitler'le iyidir, bazen Amerika'yla, hatta Sovyetler Birliği'yle iyidir. Durumu gözetir ve hangi taşı ne zaman süreceğini hesap eder ve ona göre bir hamle yapar. Fakat iç politikaya bunun yansıması doğrudan doğruya bütün o basını kontrol etmek, kendi politikaları yanında bir unsur olarak basını değerlendirmek şeklinde görülür. Tan matbaası baskını görüntülerinde ara ara giriyor arkadaşlar. Tan matbaasına daha gelmeden. Bir yandan mesela işte solun duruma göre, yani demokrasi güçleri geliştikçe, Hitler yenilgiye doğru giderken solun bir şey yapması, serbest bırakılması diyelim. Ama diğer yandan mesela şey olurken, Hitler yenilgiye uğrarken yine Turancı, ırkçı Turancı davaların açılması. İşte ünlü Alparslan Türkeş'in hep bayla bayla anlattığı beni tabutluklara attılar hikayesi. O zaman genç bir subaydır henüz ama orada tutuklanmıştır. Şimdi bu ayrıntılara girmeyelim de dış politikaya bağlı olarak içeride bir kamuoyu yaratmaya yönelik düşman seçme. Bu bazen komünistler olur, bazen ırkçılar, Turancılar olur, bazen ikisi birden olur. Nazım Hikmet'in hapse atılması da o kapsamda olan, gerçekleşen olaylardan biridir. Tan matbaası ise doğrudan doğruya iç politikada artık antikomünist bir çizginin, Amerika ile gelişen ilişkilerin bir sonucu olarak antikomünizm silahının kullanılmaya başlaması dönemine denk düşer. Antikomünizm şu bakımdan önemli. Bir yandan NATO'ya girmek, Amerika'nın vazgeçilmez müttefiki olmak gibi bir plan vardır. Ve bunun da başlıca kozlarından birisi Türkiye'nin komünizm tehdidi altında olduğuna dair bir imaj yaratmaktır. Komünizm geldi, gelecek. Aman bizi siz koruyun. Amerika ile ne kadar yakın olursa komünizmden o kadar kurtuluruz, korunuruz gibi bir
dalga yaratma ihtiyacı olduğu tespit ediliyor. Ve Sovyetler Birliği ile ilişkiler bir yandan aslında çok da bozulmazken ama iç politikada antikomünist bir politika, propagandaya ağırlık veriliyor. Bunun abartılmış bir tehlike olarak gösterilebilmesi için de o zamanki sol, demokrat, şeyler aslında komünist değildir tam gazetesi, komünist bir gazete değildir. Hatta liberal bir çizgisi vardır. Amerikan demokrasisini savunur ama şey dolayısıyla, Suat Derviş'in sosyalist olması dolayısıyla orada bir solcu yuvalanma olduğu imajı yaratılır. Gazetecinin adını hatırlayamadım. Suat Derviş'in kocası. Biz de hatırlayamadık. Onu neden hatırlayamıyorsunuz? Tam gazetesinin başındaki. Sertem. Zekeriya Sertem. Suat Derviş diyorsunuz. Ben kocası olduğunu bilmiyordum. Onu da karıştırdım. Sabiha Sertel. Ben de ondan dolayı karıştı, özür dilerim. Evet. Tarih riskli bir şey. Herkes öyle atlamıyor abi, görüyorsun. Evet. Zekeriya Sertel. Acaba de hafızamız... diyorum ki hakikaten Suat Derviş'in de bir solcu beşeyim vardı diyorum. Zekeriya Sertel aslında diğer mesela... çıkarttığı dergilerde, magazin dergileri falan çıkartır. Amerikan hayat tarzının hayranıdır. Tabii orada eğitim görmüş. Orada eğitim görmüştür. Amerikan demokrasisini, Amerikan işte tüketim toplumunu, Amerikan uygarlığını. O dergileri ben küçüklüğümden hatırlarım. Boyuna böyle New York'tan gökdelenler falan filan resimleri vardı. Öyle bir dergicilik, öyle bir yayın anlayışına sahipken... onun hedef olarak gösterilmesi, komünizm tehlikesinin abartılması ihtiyacından doğan bir şey. Böylece biz içeride bir dış politika ihtiyacına yönelik olarak iç düşman yaratma döneminin bir ürünüdür. Sonra da bunu daha çok abartarak NATO'ya kabul edilmenin koşullarını yaratabilmek için Sovyet tehlikesi diye bu iyice şişirilir ve o ünlü Stalin Boğazları istedi, Kars'ı istedi falan gibi hiçbir belgeye dayanmayan aslında hiçbir yazılım. Selim Sarper'in bence uydurmaları, Amerika'nın da ajanı olması ihtimali büyük var o ihtimalle adamın. Molotov bir, bana dedi ki. Dedi ki hiçbir belgesi olmayan bir Rusya Boğazları ve Kars'ı istedi, Erzurum'u istedi diye bir şey üzerinden... masal üzerinden bir antikomünizm propagandasına veya anti-Sovyet bir propagandaya girişilir. Bunun amacı açıktır. Yani 1900'den sonra, Demokrat Parti iktidarından sonra iyice oturacak olan Amerikancı çizgiye İsmet Paşa aslında niyet etmiştir. Ama uygulamak Menderes'te ve Celal Bayar'a düşmüştür. Böylece basın üzerindeki hangi akımın nasıl düşmanlaştırılacağına dair tipik bir örnek olarak tam matbaası olayını görebiliriz. Hı hı. Düşmanlaştırma aynı zamanda iç siyasete yönelik bir çağrıdır da. Evet. Durmadan işte o baskıyı, demin sözünü ettiğimiz güvenlik gerekçelerini öne sürerek, burada antikomünizm, Türkçülük de komünizm tehlikesi vardır. Evet. O tehlike bertaraf edilene kadar hürriyetlerden ve demokrasiden söz edilemez. Peki. Bir şey söyleyeceğim. Tabii. Erdoğan bir şey söyleyecek mi? Ama çünkü biraz ilerlediğimiz için hani hep sol basın için tam matbaa sırasında da yapılan şey vardır. Dışarıdan bunlar komünist Moskova'dan geliyor, destek alıyorlar, para geliyor, kökü dışarıda gibi kışkırtma vardır ya. Aksine bunu hep muhafazakar, sağ muhafazakarlar sürekli sola karşı böyle bir suçlama yaparlar. Yani kökü bunların dışarıda, bunlar gayrimilli ur gibi veya beşinci kol gibi içimizdeler.
Halbuki bu o dönemde savaş yıllarında Naziler bu sağ muhafazakar, İslamcı birçok gazeteciyi maaşa bağlıyorlar. Yani kökü dışarıda olanlar aslında veya dışarıdan beslenenler onlar. Gidip geliyorlar mesela. Bir hayır aksine yok. Onlar geliyor. Ribbentrop'un von Papen'e yazdığı mektup var. Evet. İşte dostlarımızı parasız bırakmayın. Evet. Ben size 5 milyon mark gönderdim. Onu mu okuyacaksın? Veya başka yer. 5 milyon mark gönderdim. Rahat rahat harcayın. Eğer yetmezse tekrar göndereceğim. Evet. Yani aslında kökü dışarıda olan. Kökü dışarıda olan. Bu adamlar mesela şöyle şeyler yazıyor adam. Yunus Nadi için adı Yunus Nazi'ye çıkacak kadar Alman yanlısı bir adam biliyorsun. Onun işte Doğan Nadi için bilgiler var ama böyle daha ilginç olanlar var. Mesela Tasviri Efkar gazetesi Ziyad Ebu Ziya hakkında. Gazetesinde yayınlanan baş makaleleri okuyan biri gazetenin mihver yani Alman ve müttefikleri yanlısı olduğundan şüphe duymaz. Alman basın ateşesi Hugo Seyler Tasviri Efkar'a cömertçe para ödedi. Başyazısının kim tarafından yazıldığını tespit etmek işte aşina maaş ödedi diyor. Yine Peyami Safa için meşhur Nazım Hikmet'le değil mi? Türk sahanın en popüler yazarı isim. İşte resim Nayda tartışmaları falan olan. Fena halde içki içen bir dejenere ayık olduğu zaman iyi yazar. Almanlar onu sadece maaşa bağlamışlardı. Seyler kendisine ayda 1500 lira öderdi. Mesela Selim Ragıp Emeç Son Posta'nın sağ yine şeyde yazarı için hiçbir zaman yukarıya tırmanma hevesi olmayıp Seyler'in emri üzerine Alman yanlısı yazılar yazardı. Bunun üzerine Muhtat 3'er aylık dönem zarfında her gün teslim edilmeyen 2000 nüsa gazetenin bedeli kadar para verilirdi. Bir tane daha okuyup size bırakayım sözü. Akşam gazetesi 1918'de kurulmuş ta Osmanlı'dan kalmış Selim Necmettin Sadak başında diyor ki mebus ve TBMM harici işleri komisyonu azastır. Sadak kendisinden çok daha genç ikinci zevcesinin İstanbul Jockey Kulübü'nde kumar oynarken ciddi miktarda para kaybetmesinden dolayı şu kadar işte mali sıkıntıya girdi. Kendisi Almanya ile münasebetlerin kesilmesi sonra borçları şu kadar vardı. Bunların hepsini ödediler. Evinin ipoteği kaldırıldı. Almanlar da yani bu kadar açık bir şekilde Nazilerden, Almanlardan alıp hiçbir şekilde o hangi yıllar olabilir? Yani 40'lar. Savaş bitene kadar. Savaş bittikten sonra başka bir durum var. Almanya yenilene kadar ve Sertellerle ilgili iddiaların hiçbirisi yani ne Moskova'dan para aldığı ne bilmem nereden desteklendiğine dair sadece ideolojik bir şey var tabii destek. O da Sabiha Sertel'in hayat karşısındaki duruşunun bir duruşunun yansıması. Duruşunun yansıması. Onun dışında hiçbir şey yok. Peki. Bu da bana hep ilginç gelmiştir. Söylemek istedim. Tabii iyi oldu. Peki şöyle yapalım. Ya aslında zamanımız hemen hemen bitiyor gibi ama ben ek bir süre aldım editörden. O süreyi de ekleyemem bir daha. Erdoğan Hocam isterseniz böyle bir Demokrat Partili yıllara giriş yapalım. Ayşe Hanım da oradan devam etsin. Şimdi bu döneme baktığım zaman bir besleme basın diye bir kavram var. Adnan Menderes'in beslediği bir basın. Bugünkü havuz medyayla benzeştirip eleştirenler var. Tersten de yani şu an özellikle muhafazakar çevrelerde de basının en özgür olduğu dönem aslında. Tek partili dönemden çıktıktan sonra diye bir kavram var. Siz nasıl bir tarih okuması yaparsınız? Çünkü o dönemin içinde 6-7 Eylül olaylarından daha nice mevzular var. Siz ne dersiniz? Aslında ne yazık ki değişen hiçbir şey olmadığını çok net bir şekilde saptamak lazım. Ona gelmeden hemen şeyi belirteyim. Bu Tan matbaası saldırısı sırasında Hüseyin Cahit'in kalkın ey ehli vatan diye kışkırtması söz konusu. Aynı Hüseyin Cahit daha sonra bu Namık Kemal'den alıntılar Namık Kemal'in dizelerini kullanarak yaptığı bir kışkırtma aynı kişinin daha sonra Demokrat Parti döneminde yargılanacağı da bir durum söz konusu olacaktır. Bunu bir kenara bırakırsak Demokrat Parti dönemi ne yazık ki basın özgürlüğü açısından ilk bir yılı hariç kesinlikle önceki dönemden farklı olmamıştır.
Yani bu tek tarihi, partili dönemin devamı gibi bu diyorsun? Bu tarihi hani 1950 karşı devrimdi diyen Kemalist tarih yazımlarına da bu noktada itibar etmemek lazım. Aslında bir önceki dönemle bir sonraki dönem arasında kategorik hiçbir fark bulunmamaktadır. Evet. 1949-51 arası Cumhuriyet Halk Partisi'nin artık çözüldüğü, dolayısıyla özgürlüklerin ve solun alanının ve sendikaların alanının açıldığı, 1951'e kadar bu alanın kullanılabildiği, fakat ondan sonra Demokrat Parti gerçek bir iktidarını kurumsallaştırıp NATO ile sorunlarını çözüp üyelik geldikten sonra aslında bir soğuk savaş politikası, milli haslete artı NATO'nun soğuk savaşı da eklenince memlekette yine basın özgürlüğü ve başka hiçbir özgürlük ve sendikal özgürlük kalmayacaktır. Burada yine bir özgürlük alanı ta ki Demokrat Parti'nin son dönemine gelince açılmaya başlanacaktır. Mücadele sonucunda 1959 ve sonrası dönem bir sürü cezalandırmalar olmasına rağmen bu alan mücadelenin kendine açtığı bir özgürlük alanı ve basına da yansıyan bir alan olacaktır. Bu örneğin 1962'ye kadar sürecektir. Fakat bu da yine iktidar kendini yeniden kurumsallaştırdığı zaman bu da ortadan kalkacaktır. O halde buradan şöyle basın özgürlüğü açısından şu dersi, şu hafızayı anımsayalım. İktidar kendi içinde bölündüğü, birbirleriyle rekabet ettiği dönemler basın nefes alıyor. Sosyalistler nefes alıyor, sendikalar nefes alıyor, Kürtler, Aleviler ve keza İslamcılar açısından da nefes alıyorlar. Fakat iktidarın diğer kanadı tasfiye edilip ister Demokrat Partisi, ister CHP, ister AP, ister ANAP, ister darbe fark etmiyor. Bunlar iplerin bütününü ele geçirdiğinde ki AKP döneminde bunu çok net görüyoruz. 2010 yılına kadar durum farklıydı. 2010 yılı referandumuyla iplerin tümü eline geçtiği andan itibaren durum eski tas eski hamam. Hatta dönem dönem eski tas eski hamamı aratan örnekler gerçekleşmeye başlıyor. Demokrat Parti dönemi de böyle bir dönem. 6-7 Eylül konusunda da şunu anımsatalım. Tümüyle hazırlanmış bir mizansen. Tıpkı 1900 basının orada etkisine rolü kışkırtıcı. Alabildiğine kışkırtıcı, hazırlanmış. Express diye bir gazete özel gazete tasihi. 30 bin falan satan bir gazete stoklamış kağıt kıtlığının olduğu bir dönemde yani kağıdın tabii tahsisatla verildi. Tabii stoklayan gazetenin kendi özgür iradesi olamaz değil. Olamaz tabii. Önceden bu, hazırlamış. Bu provokasyon olayı, evet. İçin ona abartılı bir şekilde kağıt tasih ediyor. Bu işi operasyonu onun üzerinden gerçekleştiriyor. Diğer 280 gazeteler 80 bin basıyor, 30 bin basan yani ve o dönem tümüyle, için. Tümüyle o sayı pogromu, için. Evet, evet. O pogromu kışkırtmaya tabii. Yönelik hazırlanmış Atatürk'ün bir şey. Atatürk'ün evi Selanik'teki evi bombalandı haberine basıyor. Dolayısıyla aslında değişen bir şey yok. Basın özgürlüğü açısından hem özgürlüğün olmaması açısından hem de basının devletin aracı olarak kullanılması açısından her şey bir önceki dönemin ve bir sonraki dönemlerle aynı karakterde şekilleniyor. Bu açıdan Demokrat Parti'ye bir özgürlük üretmeye kalkmak kesinlikle tarihi yanlış okumak olur. Ama evet. Sanki gericilik Demokrat Parti ile başlamış, hak özgürlüğü, basın özgürlüğünün tasfiyesi, sendikasızlaştırma sanki Demokrat Parti ile başlamış gibi 1950'yi karşı derim diye anlatan tarih perspektifi de kesinlikle bir solun tarih perspektifi değil, iki hakikatin ifadesi değil. Oysa biz bu noktada kendi tarihimizi yani hem solun hem de hakikatin tarihini yazdığımızda, hakikatin basın özgürlüğü tarihini yazdığımızda kesinlikle geçmişe doğru bakmış ve kendi aklımızı, Talat Paşa örneğinde de gördüğümüz gibi aklımıza örümcek ağa gelen manipülasyonlardan kendimizi kurtarmış oluruz. Evet. O zaman geleceği de daha doğru görürüz diye düşünüyorum. Evet. Evet, siz mesela burada Hürriyet Gazetesi tam anlamıyla yani şeyle 48 galiba onun kuruluşu Kıbrıs olaylarını yani Kıbrıs'ta o Taksim projesini kamuoyunun yaratılmasında işlev görmüş bir gazete. Onun yöne Hikmet Bil. O Türklerin bir şeyi oradan evet, mı geliyor? Evet, yani Kıbrıs Hikmet Bil yani Hürriyet Gazetesi'nin şeyi, avukatı, yazarı falan öyle bir adam. Bu Menderes'le işbirliği içerisinde, Fatin Rüştü'yle işbirliği içerisinde o Kıbrıs Türk kalacak cemiyetleri, tabii Kıbrıs ayağı var, özel
Harp Kuvvetleri neydi o zamanki adıyla? Milli Mukavemet Teşkilatı. Onu, hayır, bizim özel harp dairesinin bugünkünün seferberlik, aslı seferberlik tetkik kurulu aracılığıyla orada TMT Milli Mukavemet Teşkilatı'nın kurulması vesaire hepsi bir paket olarak, ama bunun içerisinde Hürriyet Gazetesi'nin çok önemli bir rolü var. Hem antikomünizm propagandası yapmakta, Amerikan övgüsü yapmakta, NATO, hı-hı, Kore Savaşı'nı pazarlamakta, asker toplamakta, her şeyde bir konu dışı rol olabilir oynamış. Ama hatırlatalım, Kıbrıs'ın adı geçmişken ve kim dışarıdan besleniyor meselesi. Mesela Denktaş, hı-hı, İngiliz sömürge rejiminin başsavcı yardımcısıdır. Evet, evet. Yani kim dışarıdan besleniyor, aynen, kim bilmem ne yapıyor meselesi... Çok bu dediğin doğru, yani bu kökü dışarıdalık, yani ben şunu kökü dışarıdalığı şöyle kınayan bir insan değilim. Enternasyonalist bir insanım elbette, idealler, ortak şeyler, çıkarlar için insanlar işbirliği yapabilir. Ama bunların ilişkisi demin anlattığım gibi kumar borcuna demek, para atmak ve şeyle yazı yazdırmak şeklinde. Şimdi o şey 60'lı... İhtilali darbesi yapıldıktan sonra da askerlerin ilk işi hemen basına bir şey vermek, bir motto. Yani basının görevi inkılapları bilmem neyi, şunu bunu savunmak ve bunu halka anlatmak, milli birliği korumak vesaire. Nasıl yayın yapacaklarını tarif hemen söylüyor. Ondan sonra Amerikan belgelerinde bu Türk basınını inceleyen bazı belgeler bulmuş Rıfat Bali. Biliyorsunuz o konularda çok yetenekli bir yazar. Onun şeyinde bana ilginç gelen mesela şeyi incelemiş, bu Kemal Alıcan tercümanı hakkında, efendime söyleyeyim Yeni İstanbul Gazetesi hakkında falan çok ilginç Amerikan gözlemleri var. Mesela bir tanesinde şöyle bir yine demin anlattığım gibi bugünü de anlatan bir raporda bir şey bana ilginç geldi mesela. Ilıcak diyor, Kemal Ilıcak Başbakan Demirel'i yaklaşık ayda bir kere Ankara'da ziyaret etmekte. Gazetesi Demirel hükümetine kuvvetli destek vermeye devam etmekte. Böylece gazetenin tirajındaki bir artış basının hükümete verdiği desteği arttırmaktadır. Mamafet diyor. Tercüman okulları her halükarda Adalet Partisi yanlıştır diyor. Yani gerçekçi bir rapor. Şimdi bu şu önemli. Diyor ki gazeteyi diyor diğer yanlar, hükümet yanlısı gazetelerden ayıran özellik AP'nin popülaritesinin dayandığı Menderes mistiğini kapmış olması. Bakın bu sihirli gazetecilik formülünü yakalamış şey. AP çizgisini müdafaa etme amacıyla polemiklere girmekten sürekli kaçınmakta, en büyük rakibi Hürriyet'in aksine köşe yazarlarını kullanmakta. Bugünün taşları o zamandan atılmış. Aksine muhafazakar bakışı geniş bir şekilde ortaya koyan durumlardan kaçınmakta, dini konulara önem vermekte ama tedbirli, temkinli bir dil takınmaktadır diyor. Başka bir gazeteyi anlatırken de diyor ki mesela Amerikan Akşam Gazetesi, Yeni Akis veya bilmem ne, Amerikan karşıtlığı yapan yazılara yer vermekte ama Amerika'yı öven, Amerikan demokrasisini öven yazılara yer vermekte ama Amerikan karşıtı karikatür serisinde devam ettirmektedir. Şimdi bu gazeteciler 60'lı yıllarda şeyi öğrenmeye başlıyorlar. Dış dünyanın parametreleri nelerdir liberal dünyanın? Ne bekleniyor onlardan? İktidar neler bekliyor? Ve bu sıkı yönetim, yani ilan edilmiş ya da edilmemiş sıkı yönetim ortamında nasıl var olmak gerekiyor? Bunu çok iyi biliyorlar, öğreniyorlar ve buna uygun yayıncılık yapmaya başlıyorlar. Ama makinaları getirtmek için hükümetin iznine ihtiyaçları var. Kağıt getirtmek için hükümetin mürekkep getirmek için, hurufat için hükümetin. O turnikeden geçmek zorunda oldukları için de sürekli gebeler, borçlular, boyun eğmiş durumdalar vesaire. Bence Türkiye basınının en önemli sorunu bu devletten bağımsız bir sermaye oluşumunu veya şeyini hiçbir zaman sahip olamayışı. Ve hiçbir zaman sadece basınla uğraşan gazeteci veya basın patronu profilinin çok şu nadir olaylar çok dışında olmayışı. Hoştu mesela. Hangisi? Sizin Ulus gazetesi 4 yıl boyunca hiç ilan alamıyor. Sonra o şeyde, SEKA'dan muhalif gazetelere kağıt verilmiyor. Bu 60'da. Demokrat Parti döneminde tabii. Yani bununla denetliyor. Bugün de çünkü bu ilan kesmeleri falan hep akla getiriyor. Aynen, çok haklısınız. Köşe taşları o zaman atılmış. Yani o kadar birbirini tekrarlayan bir kalıp var ki şeyde. Hani vakit olsa keşke bütün gazeteler için yaptıkları yorumları okusanız, bir dış
gözle. Çok ilginç bir şekilde bizi bizden iyi tanıyorlar ve biz belki basınımıza o kadar şeyle bakamıyoruz yani. Hı hı. Derya içinde olduğumuz için hani peki, algılayamıyoruz şeyi, evet, dışımızda olanı. Zamanı biraz hızlı kullanmak için Aydın Hocam şöyle bir şey yardım isteyeceğim sizden. Bunu hatırlarsınız bu bölümü. 60'lar, 70'ler biraz devlet kapitalizminin, devletin... Tevellüt daha... ona... Evet, siz o dönemi de öyle geçtiniz. Ama 80 darbesiyle beraber işte 24 Ocak kararları, özelleştirme, serbest piyasalaşma, işte şirketleşme. Orada bir değişim oldu mu? Çünkü baktığımız zaman yine devletin ciddi bir etkisi var hala. Ya da bu etkiyle beraber özel olarak piyasadan gelen başka basınçlar oldu mu? Özal döneminde biraz farklı bir gelişme oldu bence. gazete patronlarının aynı zamanda büyük holding patronları olduğu. Fakat mesela Koç, Sabancı, Eczacıbaşı gibi değil de yeni yetme ve palazlanmaya yönelmiş ihracatçı, müteahhit, komisyoncu gibi biraz spekülasyonla para kazanmış patronların öne çıkması ve bunların gazete sahibi olması süreci yaşandı. Meslekten olmayan en hiç gazetecilikle hiç alakası yok. Uydurma gereksinimi yok. Evet. Doğrudan doğruya Özal döneminin ekonomik işleyişinden beslenen, orada muslukların başına getirilen adamların gazete patronu olduğu bir dönem başladı. Evet. Bu hem basındaki yozlaşmanın en ciddi boyutlara ulaştığı bir zamandır. Piyasadaki bütün işsiz kalmış, Özal Evren döneminde gazetelerinden dışlanmış gazetecileri toplayan, bunlar arasında bir dönemler solcu olanlar falan da vardır, onları toplayarak yeni bir gazetecilik yapmaya başladılar. Bu esas olarak hükümeti, Özal politikalarını desteklemek, neoliberal politikaları ve özelleştirmeciliği destekleyen ama kendi içinde de solcu gazetecileri, eski solcu diyebiliriz, gazetecileri istihdam eden bir politikaydı. Bu gazeteye baktığınız zaman tümüyle neoliberal politikalar, dünyadaki özelleştirme, küreselleşme akımlarını destekleyen bir gazetedir. Köşesinde de isim vermeyelim, A adında eski bir solcu yazı yazmaktadır. Eski solcular olmadan gazete gibi çıkartamazlardı. Bütün mesele o. Şimdi mesela bundan farklı bir şey yapılıyor. Hükümet, tepeden tırnağa hükümet gazeteciliği var. O köprü geçildi. Şimdi genel olarak küreselleşme ve özelleştirme, neoliberalizm vesaire bunları, Amerikancılık, bunları desteklemek başka. Bir de iç politikasıyla, dış politikasıyla, her şeyle hükümeti desteklemek başka. O dönemde dünya politikası, yani Reagan, Thatcher politikaları ekseninde Özal destekleniyordu. Bu başka bir şey. Yani bir politikayı destekliyor. Dünya çapında emperyalizm destekçiliği. Onun içinde de işte A solcusu, B solcusu, yetenekli gazeteciler falan. Bunları istihdam ediyorlar. Onlardan bulduk bir parayı, gidelim ya. Solculuk zaten kalmamış. Liberalizm rahattı falan. Şimdiki gazetecilik ise bambaşka. Artık gazeteciliğin G'si yok yani. Hiçbir şekilde gazetecilik. Tamamen propagandaya yönelik, tamamen hükümetin her yaptığını mutlaka desteklemeye yönelik ama hükümetin mesela dünya çapında neoliberalizmi desteklemekle bir belli hükümeti desteklemek arasında bir fark var. O uluslararası bir eşkıyalığın parçasıydı. Bu doğrudan doğruya güncel çeteciliğin bir parçası halinde gidiyor. Evet. Peki 10 dakikamız kaldı. Sizden biraz 90'larla bugünü kıyaslamanızı isteyeceğim. Çünkü bu çok tartışılıyor. Basın özgürlüğü deyince 90'ları es geçmek olmaz. En çok belki gazeteci cinayetinin yaşandığı, baskıların yoğun olduğu, bombalandığı gazetelerin bir dönemdi. Yeniden 90'lara dönüyoruz ya da bazen 90'lardan daha kötü olduk diye yazanlar da var.
ve bugünkü sansürler, yasaklar, gözaltında ya da tutuklanan gazetecilerle karşılaştırdığımızda siz nasıl, neler söylersiniz? Öncelikle 90'ların gerçekten Türkiye tarihinde hem siyasal cinayetler, hem yurttaş haklarının ihlali, hem de basın haklarının ihlali açısından bir facia olduğunun altını çizmek lazım. Hem genel anlamda muhalif kırımları, faili meçhuller, hem de çok ciddi bir gazeteci imhası söz konusu. Bunların başında da şu anda en ağır mağduriyetleri şu anda da yaşamakta olan Özgür Gündem gazetesi geleneğinin de, o zaman bombalanmış de, binası. Söz konusu evet. Bina Kadırga'daki Özgür Gündem'in binası. Hı-hı. Ve tam bir kontrgerilla cinayeti olarak binanın toptan bir yıkımının gerçekleşmesinin bir örneği karşısındayız. Gazetenin onlarca muhabiri, dağıtımcısı bu saldırılardan doğrudan doğruya nasibini aldı. Hı. Düşünün mesela Urfa'da Nazım Babaoğlu'nun kaçırılıp kaybedildiğinin arkasından Urfa'da gazetede hala gazetenin emekçisi, çalışanı olan Bayram Balcı dışında tek bir insanı bırakılmadı. Özür dilerim. Burada görüntüler de geldi, onun için söylüyorum. Yani Uğur Mumcu var şu an, birazdan Musa Anter. Yani seküler, laik diyelim, o cenahtan isim de oluyor, Kürt de oluyor. Her kesimden, Metin Göktepe gibi bir gazeteci oluyor. Çok farklı şey, İzzet Keser gibi böyle. Her kesimden gazetecinin öldüğü bir dönem. Bu süreci meşrulaştıran Hürriyet Gazetesi'nin evet. genel yayın yönetmeni dahil olmak üzere. Hı-hı. Yani evet, amaç evet. Adli İpekçi daha önceki evet, dönem. Ama hani atlamamış olduk evet. iyi oldu. Yani 90'lı yıllar tam anlamıyla hem muhalif basının tasfiyesi hem de bazen yandaş basının, destekleyici ya basından da birilerinin imhası yoluyla toplumda kargaşa, güvensizlik atmosferi, imajı yaratarak sorunları çözmek yerine, özgürlükleri genişletmek yerine tersine o güvensizlik ortamından hareketle basını hareket edemez hale getirmek. Bir yandan da Aydın abinin az önce işaret ettiği gibi basının patronaj karakterinde de çok ama ciddi bir şekilde oynamak. Dolayısıyla böyle bir yerden basın özgürlüğünden kesinlikle söz edemeyeceğimiz, aksine basının dünyanın en ağır saldırılarından bir tanesiyle karşılaştığı bir dönem. Ama bugüne dönüp baktığımızda, başta sevgili Erol Önderoğlu, Sınır Tanımaz Gazeteciler Türkiye temsilcisi Erol Önderoğlu olmak üzere, şu anda uluslararası basın yayın kuruluşlarının verdiği tüm raporlar bize gösteriyor ki, şu anda Türkiye'de basın özgürlüğü, haber alma hakkı, yurttaşın haber alma hakkı çok ağır bir saldırı altındadır. Bu o kadar çok ayyuka çıkmış bir durumdur ki ABD Başkanlık Sözcüsü bile basınla ilgili kendisine sorulan soruda Türkiye'deki durumun kabul edilemez olduğunu, bizzat Türkiye'nin mevcut ki 12 Eylül mahreçlidir, anayasasını bile ihlal eden bir durum olduğunu söz konusu. Evet, bugün 90'lı yıllardaki gibi cinayetler söz konusu değil ama zaten bir iki ufak tefek kanalın da bir dizi baskıyla basın görevlerini yapamaz hale getirildiği çok ağır bir saldırı söz konusu. Dolayısıyla gazeteciliğin öldürülmesi gibi bir şey. Gazeteciliğin öldürülmesi, Özgür Gündem, ortadan Özgür Gündem sizin olur. Televizyonunuz, evet. Bunun en tipik imece, bunun en tipik örnekleri. Düşünün ki bu memlekette başbakan yardımcısı evet. ve hükümet sözcüsü ki şu anda muhalif, eminim ki şu anda mikrofon uzatsanız o dönemkinin tam tersini söyleyecektir ama Evrensel'in ismini anarak, Özgür Gündem'in ismini anarak bunların kapatılacağına varan sözleri rahatlıkla söyleyebilen bir davranış sergileyebiliyor. Peki. Dolayısıyla durum alabildiğine vahimdir ve bu durum aynı zamanda bütün demokratik hak ve özgürlükler, bütün adalet hak ve özgürlükleri ortadan kaldıran topyekun bir çöküntünün yansıması olarak karşımıza çıkmaktadır. Peki, bitirmek üzereyiz. Ayşe Hanım, ben mesajınızı da alayım, bitireyim sizinle. Sonra Aydın abilerine de bir cümle almaya çalışacağım. Çok az zamanımız var, uzatamıyorum. Siz bir makalenizi şöyle bitirmişsiniz, ben baktım.
Hemen alıntılıyorum. 27 Mayıs darbesinden sonra iktidar basın ilişkilerinin oldukça mutedil geçtiği düşünülse de 1960-70 arasında basın aleyhine 566 dava açılırken 70'te buna 325 yeni dosya eklenecek. 71'de anayasada yapılan değişiklikler, 1402 sayılı sıkı yönetim yasası bu 80'de devam ediyor ve en son ancak iktidarla basın arasında mücadele her seferinde basın kazanacaktı diye iddialı da bir şey söylüyorsunuz. Umutlu bir şey söylüyorsunuz. Bunu da şuna bağlıyorsunuz. Yani her fırsatta basına çatan Başbakan Erdoğan, o zaman Başbakan'dı Erdoğan, bu tarihçeden çıkaracağı çok ders olduğu açıklamışsınız. Yani basın bazen bunu 10 sene önce mi yazmışım acaba diyeceğim. Evet. Ama şunu görüyoruz yani her şeye rağmen mesela Kürt basını bu Pres filmini bence izlemelerini bulup izlemelerini öneririm arkadaşlara. 90'lı yıllarda bu Erdoğan'ın demin anlattığı o öldürme olaylarını yani inanılmaz başarılı belgesel niteliğinde adeta bir film. Onu izlerseler o özellikle Kürt basınına yönelik baskıların şeyi kaydı gibi. Hani öldürme yok diyorsun ya şu anda Erdoğan. Mesela bugün dünkü havaalanı katliamını yapan örgütün yakalanan bir elemanının üzerinde Türkiye'de öldürülmesi planlanan gazetecilerin ve milletvekillerinin listesi bulunduğu 15 Haziran'da yansımıştı basına. Bundan sonrasında ama hiçbir şey girmiyorum. Evet. Hiç arkası Adana'da getirilmedi. Bence onun hazırlıklarını yani bu öldürmelerini bir vekalet yoluyla da yaptırmaları söz konusu olabilir. Yani yakında onları da görebiliriz bence. Azadiye Velat'ın davranışçısı Kadir değil mi? Nasıl öldürüldüğünü ve üstünü nasıl kapatıldığını. Peki bu yayın yasağı kalktıktan sonra daha tartışabileceğim yani bir şey. Yani sonuçta bir umut görüyorsunuz ama basına çok çatmayın derken de var mı bir umut? Yok o yazıyı onu ben yaklaşık 2008-2009 olabilir yazmış olmam gerekir. Şu anda o kadar umutlu değilim. Çünkü çok fena çullandığını kabul etmemiz gerekir. Yani mesela dün o havaalanı olayı olurken meclisten Sayıştay, Danıştay, Yargıtay'ların tasfiyesiyle ilgili kanunlar çıktı ve hiç bunu konuşamadık bile. Topluma mesajınız yani, ne olabilir bu kapatmalarla ilgili? Onu da yani ben herhalde topluma sadece basılı, klasik yani konvansiyonel medyaya destek vermekle yetinmemesini, aynı zamanda yeni modern medya, sosyal medya işte gibi yeni araçları da etkin ve şey olarak kullanmayı öğrenmesini öneriyorum. Yani kanallarımızı çeşitlendirmek ve bilgiye ulaşmanın özel yollarını bulmak zorundayız. Teşekkür ederim. Yoksa halimiz harap. Peki, çok sağ olun. Aydın Hocam, iki dakikamız var. Şöyle yapalım. Yani tarih programları açısından ve tarihçiler, genç tarihçiler açısından belki medyanın önemi ve kapatmamaya dair belki bir şey söylersiniz. Ayşe Ürün demin söylediklerinden hareket ederek yani tarihi gazeteler üzerinden izlemek aslında tarihsel diğer belgeler üzerinden izlemekten çok daha verimli sonuçlar doğurabiliyor. Yani yazılı basının genel atmosferine bakarak toplumu okumak eğer becerilebilirse o devlet arşivlerine girmekten çok daha verimli bir tarih yazarlığına yol açabiliyor. Dolayısıyla bir tarih dediğimiz şey bazen insanı şaşırtacak kadar gündelik hayat içinde ürer. Gündelik hayatın tarihi önemlidir. Mesela diyelim Mısır'daki duvar yazıları veya işte Asur'un duvar yazıları vesaire bugünkü yandaş medyanın yaptığı işi yapar, gerçeği yansıtmaz. Ama gündelik hayatın nasıl işlediğine dair bulgular bulduğunuz zaman insanların ne üretip ne tükettikleri ve hangi savaşta ne kadar can verdiklerini öğrendiğiniz zaman tarihe başka bir açıdan bakarsınız. Medya özgürlüğü dediğimiz şey aslında geleceği tahrip eden bir şeydir bu anlamda. Gelecekte diyelim işte havuz medyasını okuyarak tarih yazacaklar. Kesinlikle yalan yazacaklardır, bir şey yazmayacaklardır. Yazılan her şey aslında bir yalakalık tarihi olacaktır. Ya da oraya bakanlar
Bize acıyacaklardır nasıl bir ülkede yaşamışlar olan yalakaların gazeteleriyle nasıl yaşamışlar bu insanlar diye. Diğer yandan ama onurlu gazetecilik yapanlar, mücadeleyi yükseltenler, bugün Özgür Gündem, Evrensel, büyük ölçüde Cumhuriyet gibi gazeteler, Hayatın Sesi televizyonu, eksik gedik yayınına devam etmeye çalışan İmece gibi televizyonlar. Bütün bunlar geleceğe dair de bugünden yapılanların hakkını veren bir yerde duruyorlar ve geleceği kuracak olanlar da. Ayşegül biraz umutsuz ama ben onun 10 sene önceki umudunun hala doğru ve geçerli olduğunu düşünüyorum. Güzel bir miras bırakmış Ayşegül. Güzel bir miras bırakmış. Geleceği belirleyecek olan da bunlardır. Peki, çok sağ olun. Epey uzattık. Hemen şöyle toparlayalım. Hayatın Sesi susmayacak, susturulamaz kampanyası çerçevesinde destek veren bütün izleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Bunu arttırmamız gerekiyor muhakkak. Sezonun içerisinde en çok konuk aldığımız, güçlendiren Ayşe Hanım'a da, Ayşe Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Güç verdiniz bize her zaman. Ama bize kızan, sürekli mesaj yazan, niye bitiriyorsunuz, niye bu kadar süreyi az tutuyorsunuz diyen izleyicilerimize de şu yaz aylarında Ayşe Hür ve Erdoğan Aydın kitapları okuyun. Onların anlatacağı çok şey var ama zaman yetmiyor. Onları okuyun, yeni sezona daha böyle interaktif bir program yapalım. Londra'dan, başka yerlerden öpücükler var, selamlar var. Öpücük değil, soru gönderin yeni yayın döneminde. Gelecek sezon görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.